Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz Bağımsız Denetime Akademik Bakış konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü seminerimiz konukları Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden doktor öğretim üyesi Şükrü Dokur ve aynı zamanda öğretim görevlisi Adem Yıldırım hocamız. Bugün hep birlikte güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. İyi bir sunum olacağını düşünüyorum. Seminerimize başlamadan önce Oda Başkanımız Hüseyin Halil'i mikrofona davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben komisyona böyle bir eğitim düzenlediği için Mercan Hanım'ın şahsında teşekkür ediyorum. Bu alanda benim seçimlerden önce radarımda olan bir alandı. Mesleğe sürekli bir geliş var ve bu gelişlerin de bağımsız denetimle ilgili doğru bilgi sahibi olmasını istiyorum. Bu arada hocalarımız zaten hepinizin yakından tanıdığı hocalarımız. Ama bu anlamda bize farklı bir sunum yapacaklar. Ben bugün ayrıca emperyalizme karşı savaşta ilk mücadele fitilini ateşleyen 18 Mart 1915'te bağımsızlığımızın mücadelesini ateşleyen, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun mücadelesini ateşleyen, Çanakkale Deniz Savaşı'nda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan tüm silah arkadaşlarına, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varlar. Deniz zaferimiz, Çanakkale destanımız da kutlu olsun diyorum. Bir daha Çanakkale destanı yazmak zorunda kalmayalım diyorum. Bugünle ilişkin de küçük bir bilgi aktaracağım. Yine sosyal medyada okumuştum. Daha önce bilgim vardı ama sosyal medyada bugün okudum. Bunu da aktarıp geçmek istiyorum. Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilerin seyir defterlerine Çanakkale Boğazı geçildi yazmadıklarını, İstanbul Boğazı geçilebilir, Süveyş Kanalı geçilebilir, Bering Boğazı geçilebilir ama Çanakkale geçilmez arkadaşlar. Çanakkale'deki şehitlere selam durulur. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Başarılı bir seminer olmasını istiyorum. Hepinize şimdiden saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Açılış konuşması için Oda Başkanımıza teşekkür ederiz. Sunumlarına başlamak üzere hocalarıma mikrofonu teslim ediyorum artık. Teşekkürler. Mikrofon ihtiyaç olmayabilir herhalde. Ben şöyle bir dolaşarak 18 Mart bu konu da isim bağımsızlık da başlıyor. Farkında evet. Aynı anlamda değil bir örnek tartışılır ama sonuçta bağımsız denedim. Şimdi karşımda genç nesil görüyorum şu anlıkta. Öğrencilerim var. Yeterlilik sınava hazırlananlar var. Bağımsız denetim ekibinde bulunanlarımız var mıdır diye sorsam fiilen yapan. Neler yaşadınız, neler çektiniz? Anlatınız. Bağımsız denetim mi yapıyorsunuz, bağımsız denetim raporu mu hazırlıyorsunuz diye sorsam? Rapor hazırlıyoruz. Rapor hazırlıyorsunuz. Evet. Buraya geliş hedefleriniz nedir, ne bekliyorsunuz bilemem. Yeterli bir sınavında bize biraz faydası olur mu diye düşünüyorsanız onun kursu yukarıdaydı, tamamlandı Yeşil Ağabey'de. Niyetimiz, bağımsız denetimle ilgili bizim gözümüzden farklı neler var? KGK'nın yayınlanmış olan yönetmelikleri biz nasıl görüyoruz? Bunları size aktarmak. Biz bir de belki fayda olur diye buraya gelmeden Kamu Gözetimi Kurumu'ndaki uzman arkadaşlarla da konu üzerinde biraz muhabbetimiz oldu. Hem Adem Hoca'nın hem benim. Dolayısıyla sizlerden gelecek sorulara karşı biraz daha sizlere faydalı olabilecek diye bir şeyler aktarabilir miyiz? Onu daha sonra görürüz. Yolun başında başlamadan aklınızdan geçer böyle ilginç bir şey var mı hocam? Şu nedir bu nedir şeklinde? İki
2000 kamu gözetimi kurumu biliyorsunuz 2011 yılında kurulan bir kurum arkadaşlar. Kamu gözetimi kurumu ile bağımsız denetim sadece yaygınlaşmış oldu. Öncesinde denetim yok muydu? Tabii ki vardı. Kim yürütüyordu? SPK'nın tedbirleri yürüyordu. Nerede? Şimdiki Borsa İstanbul'da. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı işletmeler dolar verdi. O zaman da denetçilerimiz vardı ama herhalde şu birebir 10 parmağı kadardı. Sonra günün birinde hep biz o yıllarda yeni TTK dedik de 2013-2023 10 sene geçti artık yeni demek çok doğru olmaz. O da neredeyse eskidi gibi. Şu anki mevcut uygulamadaki Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiğinde bir bütün olarak 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Bir kısmı 2012 Temmuz gibi ama tamamen 1 Ocak 2013'te yürürlüğe girdi. Ve o Türk Ticaret Kanunu'nda bir şey oldu. Aramızda deneyimli üstadlarımız da var. Sermaye şirketlerinde bir denetim kurulu var değil mi? Genç arkadaşlarımız bilmez. Denetçiler vardı, anonim şirketler. Anonim şirketlerde denetçi vardı, denetim kurulu raporda hazırlanıyordu. İstisnaları bir köşeye bıraktığımız zaman yapılacak hükümet komisyonu bulunacağı bir ortamda yapılacak toplantılarda denetim raporu olması gerekirken o iş merkezinin çaycısı da imzayı çakıyordu, denetçi oldu. Bir alım ifade ediyor muydu bu durumda? Hayır. Mesela şu anki Türk Ticaret Kanunu'nda sermaye şirketlerin organlarında ne limitette ne anonim şirkette denetim kurulu diye bir organ var mı? Yok. Çünkü onun yerine 1 Ocak 2013'ten itibaren bütün bu şirketler bağımsız denetime tabi olacaktı. O yıllarda da geçiş süreci eğitimlerini Uludağ Üniversitesi adına koordine eden öğretim üyesi benim. Biz üniversite olarak 700 kişiye, yaklaşık 700 kişilik Bursa'daki arkadaşlarımıza o belgeyi, gereklerini yerine getirdik ve verdik. Ama hemen arkasında bir şey görüldü. O görülen şey de şuydu. Bütün Türkiye'deki bu kapsamdaki şirketleri bir araya getirirsek, göz önüne getirirsek ya yasa geliyor ama yürürlüğe girecek ama şimdi bu bağımsız denetim kim yapacak? Borsadaki mevcut yapı bunu kaldıramaz. Bütün sermaye şirketlerini göz önüne getirdiğimiz zaman. İşte bu noktada kamu gözetimi kurumuna kamu gözetimi muhasebe standartları kurulu tam biliyorsunuz. 2011 Kasım ya da Aralık gibi kanun hükmündeki kararnameyle kuruldu. Misyonunda bağımsız denetim standartları ve muhasebe standartları var. Bunları izliyor, takip ediyor vesaire. Hemen akabinde bir takım kriterler, kendisi kriterler üzerinde çalışmaya başladı. Biraz sonra kriterleri göreceksiniz. Ve bütün işletmeler değil, dedi ki bu kriteri tutunan işletmeler bağımsız denetime tabi. Yani bir rahatlama getirtilmiş oldu. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda gerçekten bağımsız denetim bu kadar tabana yayılması çok mu doğru? Onunla tartışmak lazım aslında. Hani SPK'daki şirketler ya da şu an kayıt dediğimiz kamu yararlı iktisadi kuruluşlar makul güvence kapsamındaki mali kabloları yayınlaması eyvallah. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman onun için sordum. Şimdi denetim raporumu hazırlıyoruz yoksa bağımsız denetim yapıyor muyuz diye. Teşekkür ederim. Çekinmeden cevap verdiniz. Denetim raporu hazırlıyoruz. Keşke öyle olmasa. Şimdi bağımsız denetim baştan sona bir süreç. Ve o kadar da kolay geçecek bir süreç. Ne yazık ki bana göre değil. Hoca olarak değil. Ki bununla ilgili eğitimleri hem odamız bünyesinde hem üniversitede burada öğrenci arkadaşlarımız da var. Yüksek lisans programlarında anlatan biri olarak, takip eden biri olarak tabii ki bağımsız denetim çok o kadar kolay bir şey değil. Tabii bazı şirketlerde vergi denetimi yapan arkadaşlar var. Burada birisini görüyoruz zaten. Bir kalkarız veya eski öğrencilerimden. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun hocam, iyi misin? Nasıl gidiyor? Yapmış olduğun çalışma. İyi gidiyor hocam ama ben de bağımsız denetim yapıyorum artık. Öyle mi? Evet. Niye o zaman çok iddialıydı yüksek lisansa ya? Peki, bu fikri değişse ne olur? Bu fikri değişse... Özel bir şey değilse, ya ışık tutacak mı? Neden bağımsız denetim? Yani... Işık tutacak bir cevap şu an için... Işık tutacak bir cevap verebilir miyim bilmiyorum ama...
Belki klasik bir cevap olacak. Ben vergi denetiminin artık gelecek yok. Bağımsızlığı gümür gümür geliyor. Kendimi yeni bir yol haritasını seçeyim dediniz. Evet, birinci neden buydu. Tamam. İkinci neden de yani kendimi daha çok sevdiğim bir meslek olduğuna inandım. O yolda da hani hem vergi denetim hem bağımsız denetim aynı anda devam ediyordu. Daha sonra ikisini de görme şansım oldu. Bağımsız denetimin kendine hem uygun olduğunu gördüm hem de sizin dediğiniz gibi ben bu ışık var buraya geçmeliyim noktasında oldu. Ondan sonra tamamen bağımsız denetimde şu an devam ediyorum. Keşke hiç girmeseydim. Benim az kaldı bir. Evet, onun da etkisi oldu hocam. Peki, tamam. Bağımsız denetim. İsterseniz ben buradan şey yapayım. Bir miktar yardımcı olabilir misin? Kayıp olmazsa. Bu sunumlarda arkadaşlar bu kelimeler, cümlelerin tamamına yakını kamu bağımsız denetim değişen yönetmeliğinde anlam var. Kendimize ait bir emir kelimesiyle bitiyorsa onlar emrediyor, biz emretmiyoruz. Rica kelimesiyle bitiyorsa onlar rica ediyor, biz rica etmiyoruz. Bilgileri bu şekilde yorumlarsanız eğer, çünkü bakın bu meslekte bazen bizim atladığımız noktalar şu. Muhasebe sistemi, uygulama, genel tebliğ, işletmelerde hangi tarihten itibaren sonunda aldık kullanılıyor biliyor musunuz? 1 Ocak 1994. 93'e ihtiyarı bırakıldı, işletmeler hazırlık yapsın diye. 92 Aralık'ta yayınlandı. 93'te ihtiyarı tutuldu. 1 Ocak 94'ten itibaren de şu anki sizlerin hesap verdiği bildiğiniz tek düzene geçiş tarihimiz. Aynen. Bak tek düzenden önce tamam. Ama işte tek düzmedi şimdiye kadar. Çünkü kredi kartı satışlarla ilgili tek düzen var mı Allah aşkına? Nerede kayıtıyor diye. Yok. O kadar şeyleri var ki tek düzülmedi. O ekip keşke çalışmaya devam etseydi ama iyi ki var. Çünkü var olan hesap planı şu an muhasebe standartlarında ister tam set olsun ister bobi olsun belki de hiç takip etmeniz ama hayırlı olsun yine bir standart daha oldu. KÜMİ VLS diye denetime tabi olmayan işletmelerle ilgili Ocak'ta mürdüye girdi abi. Evet. Ocak. Ve 1 Ocak 2023'te geçer gösterdi. Bundan sonra merak ederseniz biraz bakmanızı öneriyorum özellikle. Eğer yakın zamanda bankalar KÜMİ'ye mali tablolarına uygun mali tablo derse onu mecburen size hazırlayacaksınız. Patron hazırlamayacak. Finans departmanı hazırlamayacak. Gibi. İşte neden böyle bir başlangıç yaptım? Bakın muhasebe sistemi uygulama genel tebliği 1. 1992 Aralık'ta yayınlanan tebliğde mali tablo düzenleme ilkelerini de son kelimeleri emir kelimesidir. Ayrılmalıdır, yapılmalıdır, zorunludur gibi hep emir kelimeleri var. Ama ihtiyaç yoksa amortisman ayırmıyoruz, birikmiş tutarlarını göstermiyoruz, reskot uygulamıyoruz, karşılık ayırmıyoruz. Ama muhasebe kuralları ayrılmalıdır diyor. Yapılmalıdır, edilmelidir diyor. Yani dil bilgisine özgü bu kelimeleri bağımsız denetimde biraz daha dikkat etmenizi öneriyorum. Neden? Çünkü bir taraftan da yapılan işlemleri kamu gözetimi kurumu kendisine verilen yetki çerçevesine inceleme, gözetim diyor ki raporlarda yayınlamış linkleri koydum. Yapmış olduğu çalışmalarda ne tür noksanlıklarla karşılaşmışlar? Yayınlıyor onları. Belki bu kelimelere dikkat edilirse bu durumda demek ki onlardan da kurtulmuş olacaksınız. Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin sınava girecek arkadaşlar, nedir finansal tablolar bağımsız denetime tabi? Kim vardı burada yakın zamanda ETV ile sınava giren? Kalkın ya. Utanma bir kalk ya. Evet. 4 tane finansal tablosunu istiyorum. 1. Özkaynak. Özkaynak değişim 2. Bilanço. Ya şu bilançonun bir ismini değiştirdiler ya. Tamam. Bir de bildiğimiz kar zarar veya kapsam gelir tablosu diye geçiyor biliyorsunuz. Tam sektör olunca kapsam gelir tablosu diye biraz uzunuyor. O PLS'i de olursa amacı maaş ödemek falan değil gençliğe sakın yanlış anlamayın.
Finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler. Nasıl oldu şimdi? Finansal tablolarda zaten finansal bilgi yok mu? Diğerleri ne olacak burada? Ne denetlenecek? Yönetimin yıllık faaliyet raporunu da baktım diyor isteriz. Yönetimin yıllık faaliyet raporu yine bu 1 Ocak 2013'ten beri Türkiye Farm'da sermaye şirketleri Şubat sonuna kadar zorunlu düzenlenmesi gereken tabloyu da o da yapamıyor ki şu an. Yaptınız mı? Anonim şirketlerle ilgili teşekkür ederim. Kesinlikle yapıyordur ama müstesnaları şey yapıyor. İşte oradaki özellikle de bunu şunun için vurgulamaya çalışıyorum. Bağımsız denetim kapsamına doğru yola gidiyorsa olay sadece finansal tablolar değil de bakılması gereken rapor yazmadan önce bir şeyler daha var değil mi? Evet. Hani biraz daha kurumsal işletmelerde geçen hangi işletmeydi ya? 2022 dönemine ait bağımsız denetim raporları yayınlanmış mı diye bir bakayım dedim. Arçelik'i aradım. Karşıma yönetimin yıllık faaliyet raporu, Arçelik'in faaliyet raporu çıktı. Ya o kadar anlatmışlar ki böyle tabi bu şekilde eskiden olsaydı bastırırlardı. Orada ekranda kopuyor aslında. Muhtemelen 2023 bitti, 2024 geldiği zaman birçok kurumsal işletme o yönetimlik faaliyet raporunda diyecek ki biz ortak TRT yayını vardı. Acun'un sunduğu oraya bağlandık. Orada şu kadar TL ile bağış öngördük. Sosyal faydaları da orada anlatıyor. Öngördü ama gerçekten oldu mu? İşte onun için bu düzenleme diyor ki finansal tablolar ile yıllık yönetim faaliyet raporu tamamı değil orada lapsedilip de yukarıda bağ varsa onlar da denetlenecek. Bu bir çapraz aslında. Öyleyse denetim planı yaparken bunu da düşünmek gerekiyor. Onlar üzerinde de fikir üreteceğiz makul güvence kapsamında. Doğru mudur, değil midir diye. Finansal raporlama standartlarına uygun ve doğrultusunda makul güvence sağlayacak. Finansal raporlama standartları bu durumda bizde yine çok başlı oldu. Mesela finansal raporlama standartları 2005'ten itibaren SPK'daydı. KGK kuruluncaya kadar. Sonra Turmok'un çatısında bir Türkiye Muhasebe Standartları TMSK vardı. Muhasebe standartları izleyip geliştirip. KGK ile birlikte SPK tepkini murda etti. TMSK'da kabul görmedi. Çünkü zaten kamu gözetim kurumunun alanına girmiş oldu. Ama o tariflerde de vardı. Ama Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Sonra bir ara TOBİ standartları geldi. Birkaç yıl sonra çok kovasına atıldı. Yürümedi. 1 Ocak 2018'den itibaren de TOBİ FRS geldi. Büyük, orta boy finansal raporlama standartları demek. Büyük, orta boy. Büyüğün en büyüğü olmadığına göre şimdi iki tane kaldı. TAMSET dendi birine, bir de TOBİ FRS dedi. Çünkü bağımsız denetime geçtiğiniz zaman doğru mudur, doğru değil midir araştırmaya başladığınız zaman şu anki otomasyonlardan çıkan mali tablo, bilanço, gelir tablosu değil, raporlama çerçevesi uluslararası standartlar olan Türkiye'de de yayınlandığı şekilde başına o kalktı T geldi. O da Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Oradaki çerçeveye göre, oradaki değerleme ölçülerine göre, onun önerilerine göre hazırlanmış olan mali tablolar denetlenecek. Onun üzerinde görüş bildirecek, makul güvence düzeyinde bağımsız denetçi. Bu durumda yolun başında, mesela biraz sonra ifade edeceğimiz sınavları geçerseniz sorun değil. Diyelim ki girdiniz bağımsız denetçi sınavlarına geçtiniz. Ekip üyesi yollarda yaranmaya başladınız. Ama muhasebe standartları bilmiyoruz. BOBİ FRS'yi de tam bilmiyoruz nasıl olduğunu. Gerçi onları siz düzenlemeyeceksiniz zaten yasak. İşletme, ürünse tabii ki ben yapıyorum diyorsunuz. İşletme yönetimi düzenlemesi lazım mali tabloları.
o düzenlemiş dahi olsa, diyelim ki Zeynep Hanım düzenledi, ben bağım senetçiyi. Çok severim, çok güvenirim. Ama bağım senetin standartlarında profesyonelcilik, şüphecilik var, mesleki şüphecilik var. Güvenemesin kişi proje değil. Dostluk başka, iş başka. Şüpheci yaklaşmak zorunda. Nasıl şüpheci yaklaşır? Çok iyi biliyorsan şüpheci yaklaşır. E bilmiyorsa şüphe etmez ki. Zaten güvende var aramızda. İlk uçlarını görelim, şüphe edelim. Bu noktadan bakarsak eğer, demek ki oradaki başlığı şu an itibariyle ikiye ayıralım. Finansal raporlama standartlarını. Bizde bir bobi var, bir de diğeri var. Hamset var. Hangisi hangisini kullanacak? Bir Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girer. Büyük ortaklık işletmeleri ki rakamsal boyutlar da var. O büyükte en son 200-400 milyon. Bilanço toplam 200 satışlar 400 milyon TL üzerine büyük işletme planlaması yapılmıştı. Ondan sonra güncellenmedi diye biliyorum ben. İşin özeti şu arkadaşlar. Bir kafanız karışırsa bir gün, aklınızda çok fazla şöyle bir cümle kalsın. Şu an itibariyle kayık işletmeleri Tamset uygulamak zorunda. Kayık olmayanlar da BOBİ FRS'i uygulamak durumunda. Bankacılık, sigortacılık, aracı kurumlar gibi kamu yararlı iktisadi kuruluşları göz önüne getirirsek de onlar Tamset. Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Zamanla TMS köklü bir revizyona uğradığı zaman TMS olmaktan çıkıyor, TFRS'ye dönüşüyor. Mesela bir zamanlar hasılat standartı vardı TMS. Şu an hasılat standartı yok, onu TFRS'ye dönüştürdü. Ki öyle bir ölüm yaşıyor, kendi içerisinde geçiriyor. Ama 1 Ocak 2018'den önce tam setle denetlenen işletmeler ilerlerse öyle devam etme haklarını verdik. Öyle bir düzenleme var. Onun haricindeki işletmeleriniz aslında kayıt işletme değilse, Bursa'da çok kayıt işletme var mı? Çok da var. Var mı? Tabii yarın iktisat edilmiş. Gerçi bu meslekte Bursa'dasın ama her yerde denetim yapabiliyorsun. Şu an bizim şehrimizde de muhtemelen çok farklı yerlerde gelip burada faaliyeti yapıyor sonuçta. Yeter ki etik kurallara yürüyelim. Yıllık faaliyet raporundan bahsettik. Ondan sonra riskin erkeklerin saptanması ve yönetim ilişkin sistemleri de sahip mevzuatı uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları, denetçiler tarafından denetlenmesi, incelenmesi, değerlendirmesi konuları kapsıyormuş denetim. Çok mu geçtim ben onu? Yok, hayır. Sadece ilk sıradayız. İlk sıradayız. Sayın Başkan, hep komisyon başına başvuracağız. Yatıya kadar kalabiliriz hocam. Biliyorsun hazırlanmışsın. Riskin erken saptanması ve yönetilmesine ilişkin sistemlerde denetlenmesi gerekiyor. Bu da ayrıca bir konu. Bu hem KYK yönetmeliğine bak, hem de yanlış hatırlamıyorsam Türk İşaret Bankası düzenlemeli bir şey. Hatta veyahut da kayıp işletmeleri denetliyorsa bir bağımsız denetim şirketi ya da bağımsız denetçi bir bağımsız denetim şirketi vardır. Kayıp kapsamındaki işletmeyi denetliyorsa bir de kendisinin şeffaflık raporunu hazırlayıp, uzunca bir rapor formatı var, kendi internet sitesine yayınlamak zorunda. Kayıp olmayanlar denetliyorsa şeffaflık raporu yok ama... İncelere bakarsın. Ama yeterli bir sınavına girecek arkadaşlar. Tekrardan soru paraklardan birisi. Şeffaflık raporunu bilmeden sınava girmeyin. Yakın zamanda. Haberiniz olsun. Şeffaflık raporunu 2 yıl mı sitelerinde bulundurmaları gerekiyor? Var. Yani yayınlanmış olduğu şeffaflık raporları dikkat edin. Denetime giren şirketlerde değil de denetimi yapan şirketin internet sitesinde şeffaflık raporunu yayınlaması gerekiyor. Tabii ki bu kimle ilgili? Sadece kayıt işletmeleri denetim kapsamına aldıysa. Bu işi kim yapar diye sorsam eğer cevapları karşımızda. İşin güzel tarafı da bu aslında. Bakın mesela iç denetim diye bir kavram var. İç denetçi olmak için bizim alanımıza ihtiyaç yok. Mühendis arkadaşlarımız olur, uçta olur, sağ uçta olur, iç denetim farklı olur. Ama bağımsız denetçi
eşit muhasebe denetimi. Çünkü mali tablolar dedik değil mi? Mali tablolar kim yapar? Biz yaparız. Yani şöyle dikkatimi çeken bir şey oldu. Aslında biraz mutlu oldum, biraz üzülmedim. Hani şu malum kötü bir olay yaşadık. Televizyon kanallarında bu bir Japon profesör çok konuşuyor bu sıralar. Onun bir cümlesini benim dikkatimi çeken arkadaşlar. Sordular Türkiye ile Japonya arasındaki bu yönetmeliği karşılaştırır mısınız diye. Vermiş olduğu cevap 2018'de bilemem. O teknik onun alanı, benim alanım değil. Türkiye'deki deprem yönetmeliği Japonya'dan daha sağlam, çok güçlü. Ama onay verenler Japonya'da üniversitede mezun olduktan sonra 5 yıl staj yaptıktan sonra sınavı geçerse işte o zaman imzasını çakabiliyor binaya. Uygundur diye. Benim ülkemde yanlış hatırlamıyorsam sadece bizim mesleğimizde var değil mi? Staj sınavı. Avukatlarda dokunuyorlar, ağzındalar, onlar da... Ha, ama yok, şu an yok, sadece... Şu an, evet. Yani uzun yıllardır sadece bizde var bu iş. Evet. Bu durumda demek ki birçok alanda aslında belki şansla yapan arkadaşlarımız biraz alınganlık yapabilir ama denetimde deneyim arkadaşlar. Bir başka bir şey yok. O da ancak işte bu iş hayatında öyledir. Bak arkadaşlarım şimdi kaç yıldır yapıyorsunuz? Ne kadar soruyor? Meslekte genelde bir 10-15 yıl oldu. Yani şu anki sizin deneyimleriniz çok farklıdır mesela. Kesinlikle. Kesinlikle farklıdır. İşte denetim budur aslında. Deneyim. Ya da mesleki muhakeme dediğiniz şekilde. Öyleyse denetimi mali tabloların denetlenmesi olduğuna göre SMM ve GMM'ler yapar. Çünkü özü bizim meslek yasamıza dayanıyor. Bakın hukuk, iktisat, işletme gibi bizim 568 sayılı meslek yasamızdan hareketle başlıyor. Tam gözetimin kurumundaki denetçi kavramı. Her meslekte olduğu bir takım özel şartlar şunlar bunlar yazıyor. Ben onlar için durmayacağım. İşte vatandaş olmak, taksiyle suç işleme vesaire vesaire medeni hakları kullanmak gibi onları geçeceğim. Kurumca yetkilendirilen denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kayıtları, kamuyarlı iktisadi kuruluşları fark büyük olan için çalışan sayısı benzeri ölçütlere göre kurumlarca belirlenen bu slaytı geçelim Fatih Hocam. Nelere ihtiyaç var? Bizim meslek yasamıza göre ruhsatını almış meslek mensupları arasında kurum tarafından yetkilendirilirler. Şimdi benim bu seneki işletme bölümünden mezun olan öğrencim KGK tarafından bu sene sınava girme hakkı var mı? Var. Geçeli gördü. Ama yapabilir mi bu durumda? Yapamaz. Yapamaz. Çünkü önce ne diyecek KGK ona? Hayırlı olsun. Git önce bir. Yani onların dilinde neydi bu? Mesleki eğitimi tamamlamaları gerekiyor. Onlar gördüğüm kadarıyla staj kelimelerini çok takılmamışlar da biraz yumuşatmışlar, onun yerine mesleki eğitim demişler. Git önce bir kendini yetiştir, ondan sonra gel diyor bu sebebi. SBS Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatını alanlar arasında kurum tarafından yetkilendirilen, işte o yetkilendirme kelimesini altını doldurmaya başlamış. Nasıl olursa yetki alacak KGK'da. Oradan itibaren sınav başlıyor, mesleki eğitimleri başlıyor. Hatta dün telefonda şunu sordum, muhtemelen arkadaşlarımız merak edeceklerdir. Staj süresinin şu sınıf, bu sınıf, bu sınıf bir şeyler olsa diye. Hocam merak eden olursa de ki, KGK'nın sayfasında sıkça sorulan sorularda yetkilendirme başlığını açık okusunlar, orada çok değerli bilgiler var. Bütün soruların cevapları orada aslında oluyor. Şimdi biz akademik bakışla şöyle aslında ifade ediyoruz. Bir şey olursa tamamını lütfen Adem Hocam. 3 yıl çıraklık dönemidir. Yardımcı denetçi dediğimiz. 5. yılda denetçi, 6. yılda olacak kıdemli denetçi, 10. yılda baş denetçi. Ama hala yine kendi adınıza denetim sözleşmesini imzalayamazsınız, denetim raporu imzalayamazsınız. Çünkü sorumlu denetçi olmanız gerekiyor. Oraya gelinceye kadar. İşte o, peki ilk 3 yıldaki stajyer ya da yardım denetçilik yapabilmek için şimdi kaç yıldır mali müşavirlik yapıyoruz? 96'dan beri. 96'dan beri.
hakkını kazandın yani. Ben zaten emekliyim. Peki, tamam. Bağımsız denetime doğru niyetiniz olsa ve daha önce de hiç ilgilenmemiş olsalarınız, sınava girseniz, geçseniz, şimdi kafanız karışmayacak mı? Şimdi 3 yılda staj mı yapacağım? Zaten bunca işlerim var diye. Ofisi kapatıp da tam zamanı bir yerde birlikte bu alanı stajını mı yapacaksınız? Yetki alabilmek için. Böyle bir şey. İşte onun kurallarını düzenlemiş. Çok genel bir ifadeyle mesleki deneyim bizim bu kendi mesleğimizdeki geçen süreleri sayıyorlar. Onları orada görüyorlar. Sadece mesleki deneyim süresi 15 yıl ve daha üzeri olunca hiçbir şart aramıyorlar. Mesleki deneyim 10 yılsa eğer son 2 yılını yanlış hatırlamıyorsam biraz sana göre 2 ya da 3 yılını vergi denetimi dahil olmak üzere rapor yazmada ömrü geçmişse diye oraya bakıyorlar. İşte o staj süresini ortadan kaldırmak için. Böyle gelen sorulara göre kafanızda takılan yerler olursa genç arkadaşlarım, KGK Golf Diyarı erken erken mutluyoruz ziyaret edin. Çok güzel site aslında. Çok da güzel paylaşımlarda da bulunuyor mesleki anlamda. Orada sıkça sorulan sorularda ilgilendirme kısmına bakmanızı önermiştim. 15. maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitim, işte burası, biraz sonra bakacağız. Bir de tabii ki sınav. Hemen 15. maddeyi bir geçelim. 15. maddeyi buraya taşımaya çalıştım ben. Denetçilik ise en az 3 yıl süreyle finansal tablo denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda denetim sürenin bağımsız denetçilerin yanında kuruluşlarla, mesela şu an aramızda diyelim ki gerçekten 10 ve daha üzeri serbest muhasebeci malum şöyle arkadaşım varsa, olur da zorlanacaksa burada baktığımız zaman bir şekilde kendisi son 3 yıl, en az 3 yıl süreyle finansal tablo denetimi yapmış olması var mı öyle özgeçmişinize diye ona bakacak. Bundan 3 yıl işte. Hani bilmiyorum, belki yıl sonlarında işletmelerin, şu an Mart ayındayız değil mi? Evet. Gelir vergi sekini beyanname 4'te bilanço gelir tabloları, finansal tabloları düzenliyoruz. Bir de onlarla yönelik böyle bir takım denetim çalışmalarınız varsa, doğru mudur, ne yaptınız, ne yapmadınız diye, bu tür ipuçları belki yakalayabiliriz buradan diye ifade etmeye çalışıyorum. Yani sadece meslek mensubu olmak 15 ile üzeri ise hiçbir şeye bakmıyor. Ama 10 ile 15 arasındaysa bir takım ispat etmeniz gereken unsurlar var burada. Buradaki kelimelerini onlara yakalamaya çalışabilirsiniz. En az 15 yıl meslek stajı, onu söyledim. Bir sonrakine geçelim. Aynı staj sayısı 100 metre, bundan sürelerde bu sürenin hesabında dikkate alınıyor. Bu sürenin hesabının bu fıkrada belirli faaliyetlerle başlaması sağlanır. Devam edelim. Meslek eğitimi komple geçelim. Ha başkanım ya, bu slaytları paylaşmak mümkün. Tabii odanın sitesine yükleyeceğiz. Çünkü bu eğitimin tüm notları şu anda kayıt alınıyor. Tüm şeyde odanın sitesine yüklenecek. Şimdi şöyle biraz sonra göreceksiniz. Burası kısıtlı bir alan. Linkler koydum arkadaşlar. O kadar çok link var ki iyi bir bilgi aktarmaya çalıştık aslında hocamla birlikte. Sağ tıklayıp köprü aç dediğiniz zaman sizi hiç alaşmadan doğrudan oraya gönderecek. Onun için bu slaytları saklayın lütfen. O açıdan söyledim mi? Oraya geldiği zaman oradan bağlanacağız zaten. Yani bir anda birçok böyle yasal mevzuat, bu aradaki mevzuatları hemen hiç ayrıca gidip aramaksızın tıkladığınızda oraya gitmiş olacaksınız. O noktada önemli. Şimdi sınavda bu yeni öğretmenlikte bir değişiklik yapılmış gördüğüm kadarıyla. Hiç bakan arkadaşımız olduğunu bilmiyorum ama daha önce 6 başlık vardı. Demiyorduk ki SMM, YMM'ler girerse şu şu başlıklara girmeyecekler. Mesela o başlıklardan birisi muhasebeydi ama muhasebenin içinde maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finansal muhasebe, mali tablolar bütün akraba orada yazılıydı. Ama onlar artık yok. Sınav şu an tek sadece, tek düze. Konu başlıkları gördüğünüz gibi, konu başlıkları var mı? Da var. Türkiye muhasebe standartları, denetim standartları, muhtemelen giren arkadaşlarımız bilir, amiral konular bunlar aslında.
muhasebe standartları ve denetim standartları. Çoktan seçmece sınav kültürü var. Yılda ilk kez yapılıyor. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece pandemi döneminde olduğu gibi. Kurumsal yönetim ilkeleri bir finansal yönetim. Ki YMM'ler sadece ikisine giriyor. SMM'ler üçüne de giriyor. Şu üçüne giriyor. Yok. Bunlar zorunlu. Serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlar için. YMM'ler için ikisi zorunlu. Bu aksesuar. Bonus. İster SMM olsun, ister YMM olsun diyorsa ki ben bu alanda denetim yapmayacak, o zaman buna girmemiş oluyor. O alanda da yapacaksa, sınava girmişken ben olsam hepsine girerim. Zaten kafa sınav kafası, oraya yönelik çalışacaksınız mecburen. Onun için uzak durmamak lazım, biz Marmara bölgesinde yaşıyoruz. Bunlardan da bana göre öneri olarak uzak durmamak lazım diye düşünüyorum. Sonradan da ekleyebilirsiniz ama emin olun her şey, sınava odaklanıyorsunuz ya, onu da oradan çıkarın. Çünkü daha sonra araya çok şey giriyor. Evet. Yetkilene başarılı sınav konularına göre temel alan ve serbest katılım kategorisi alanı diye ayrıştırmalar yapılmış. Biraz önce söylediklerim burada ifade edilmiş. Sınav sonuçları 3 yıl geçirecek süresi. Sınav aldınız, ondan sonra ki süreçleri tamamlamadığımız takdirde bizim şeyde meslekte de bir sınavlarda böyle bir süre var mı? Mesela yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yok. Staj başlatma zorunluluğu var. Ama orada var değil mi? Burada da yarın dönüşlük başlaması başlıyor. Yani aldıktan sonra hiçbir iş yapmadık. Sınav sonuçları burada 3 yıl süreyle geçer. Denetçilik yapmak zorunda. Evet. Arkadaşlar onu daha çok 3 yıl içerisinde belli bir ortalamayı tutturmanız gerekiyor. Aldığınız notlar 3 yıl geçerli anlamında. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Denetim kuruluşun denetim yükümlülükleri bağımsız denetim yönetmeli madde numaralarını yazdım. Bunlar size kalacak zaten. Yani nelerle yükümlü olacaksınız? Eğer bu mesleğe girip girmeme konusunda orta sahada gidiyorsanız, acaba girsenin girmezse mi diye, acaba benim yükümlülüklerim nelerdir diye, o zaman yönetmekte öncelik bu madde numara okumanızı öneriyorum, başlıklar orada. Ama şimdi, şöyle düz mantıkla bakacak olursak, bağımsız denetimi kim yapacak? SMM, YMM arkadaşlarımız yapacak, yetki alanlar tabii ki. Peki onlar neyi denetleyecekler? Yine bir başka SMM, YMM arkadaşımızın hazırlamış olduğu mali tabloları denetleyecek. Bu mesleği yapsak da yapmasak da bir bağımsız denetçi kadar bizim aslında o bilgilere hakim olma mecburiyetimiz var. Çünkü olur da orada farklı noktalar ortaya çıkarsa, diyelim ki görüş bildirmekten kaçınma oldu ya da olumsuz görüş oldu. İnsan tabiatıdır, ilk planda suçu başkasında ararız. Dolayısıyla da o mali tabloları eğer biz düzenliyorsak o yanlışlıkları da bizden bilinecek. Haliyle standartlara hakim olmamız gerekiyor. Ya da bağımsız denetçi olmasak bile bir de bağımsız denetim standartları var. Bağımsız denetim süreci, sonucu, yapılacak sözleşmeleri, denetçinin tavır davranışlarını öngören standartlar. Onları da bilmem lazım. Çünkü benim diyelim ki bağımsız denetime tabi olduk, bir ekip geldi. Zaten oranın malum şartı benim yapma şansım yok. Bir ekip geldi, bağımsız denetleyecekler. Eşit düzeyde muhatap olmayı ben tercih ederim. Bana kitap tarzlarında bile eğer standartlar yeteri kadar biliyorsam öyle zaman zaman öyle bir soru sorulur ki neden burası diye size böyle cevapta günlük hayatı anlatır gerçekten çok haklı. Ama yasal dayanakla ya da bir standartlı dayanakla anlatamazsa umurumuza bile olmaz. Olmazsa da olmamız da gerekiyor. Onun için hakim olmamız lazım. Mesela ben üniversitenin döner sermaye geliri olan bir birimi yönetiyorum. Sayıştay denetimleri hiç noksan olmaz. Konuştuğumuz zaman, bir şey ortaya çıktığı zaman aynen şöyle söylüyorum. Ya Şükrü Hocam aslında bu çok doğru bir şey. Görüyorum herhangi bir suistimal da yok. Ama siz bunu günlük kelimelerle savunmayın. Deyin ki, ben diyorum ki falanca kanun, falanca maddesine göre bu bulgudur.
Siz de deyin ki ben filanca kanun, filanca maddesine göre bu vurguya karşılık veririm. O zaman kabul edin. Öyleyse hiçbirimizin, genç arkadaşlar, hiçbirimizin ne muhasebe standartlarında, ne BOBİ'den, ne KÜMİ'den, ne de bağımsız yönetim standartlarından bilgi noktasından kaçma şansınız kesinlikle yok. Ne olur zamanınızda olabildiği kadar ayrılın. Zaten bizim ünvanımızda da mali müşavirlik var değil mi? Müşavirlik kelimesi geçiyor. Ona sahip çıkmamız lazım. Denetimde, bir önceki sırada kalalım önümüze. Denetimde kalite ve güvenliğin sağlanması, kalite kontrol sistemi oluşturma. Mesela ilk ikisi, aramızda belki bu konuda meşhur olan kurucu arkadaşlarımız da vardır. Yanlış hatırlamıyorsam, dokur bağımsız denetim AŞ'yi kuracaksam eğer, sonuçta kanun şirketi de limited şirket, sermaye şirketi çok rahat kurarım. Ama faaliyet izni kaygı kararı vermesi için muhtemelen bana diyecek ki denetim rehberin hazır mı yazılı gönder. Kalite süreçlerini hazır mı yazılı gönder. Onları inceleyecek, ona uygun belki bana çalışma izni verecek, şirketimi verip vermeyecek. Var mı aramızda denetim şirketinin süreçlerini yaşayan, herhangi ilave edilecek bir şey? Çünkü gelecek incelemelerde, hatta bakın bağımsız denetim standartlarında şöyle bir şey daha var. Bir müşteri geldiği zaman kabul edecek misin? Onun da sınırları var. Kabul edemeyebilirsin de. Denetim şirketi olarak sizin kalite prosedürlerinizi KGK'ya bildirdiğiniz, eğer o şirkete uygulama şansınız olmayacaksa, sizin kalite politikalarınızı uygulama şansınız olmayan bir sektör size gelmişse, o zaman kabul etmemeniz gerekiyor. Bunları yazılı olarak istiyor hükümlüklerimizi. Dikkat etmek lazım. Meslek etik ülkelere sınavlara girecek arkadaşlar. Bu etik ne kelime ise hangi sınava girerseniz girin. Sayınız denir de denir de denir işte. 5 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta başarılarına kısaltın demiştik. Neydi? SMM bizim unvandan gelen bir ilk yaptığı vardı. Bakın onlar lütfen. Bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması. Bu Türkiye kanununda da var. Yönetmelikte de var. Bağımsızlık standartlarında zaten var. Reklam yasağı, haksız rekabette bulunmama, bak en altta bir sürekli eğitim var. Bizim mesleğimizde bu sene yine başlamadı. Bağımsız denetçiler, arkadaşlar, bu sürekli eğitimleri hem odamız bünyesinde veriliyor, yetkili kurumdur, hem üniversitede de, bizde de var, Uludağ Üniversitesi'nde var. Öncelik odamızda. Oradaki süreç şöyle, bağımsız denetçi olduktan sonra bile 3 yılda her yıl 20 saat, 3 yılda 60 saat temel, 60 saat destekleyici derslerden olmak üzere 120 saat eğitim almak mecburiyeti var. KGK, yani neye dayandırıyor? Uluslararası eğitim standartlarına dayandırıyor. Yani bütün denetçi arkadaşlarımız, ki Adem Hocam orada da bir müdür var, anlatan hocalarımızdandır. Eğitimler nasıl gerçekleşiyor? Eğitim gerçekleştirilecek kurum önce kamu gözetim kurumunun isteklerini yerine getiriyor. Eğitim verecek hocaları kurum akredite ediyor. Her 50 dakika bir kredi sayılıyor. Etik 5 saat, 3 yılda ondan almak zorundaydım yanlış hatırlamıyorsam. 5 saat arkadaşlar. Onu biz bilerek programlara 7 saat koyuyoruz, 5 saat. En az 5 saat almak zorunda. Yani 3 yılda bir şu etik aynı şeyleri bile olsa almak zorundasınız. Yılda 20 saat temel destekleyici kredi çoğunlukla yapılan işlerden bir şekilde mesela buradaki bu çalışma biraz da olsaydı belki denetçi arkadaşı evine olsaydı sadece başvurulurdu. Destekleyici eğitimlerden sayılabilirdi gibi. Yani bu meslekte sürekli eğitim olması olmazlardan bir tanesi ki bu. Biz üniversite olarak Adalet Bakanlığı Daire Başkanlığı'nın bir takım eğitimlerini sürdürüyoruz. Daire Başkanlığı'nın orada da var arkadaşlar. Sadece buraya özgü değil. Bilir kişilikte de var, uzlaştırmada da var, temel ara bulucukta da var. Hatta şimdi eğer aramızda kooperatif verile ilgilenen arkadaşlarımız varsa, geçen sene Ocak ayında bir yönetmelik yayınlandı. Bütün kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri 1 Ocak 2023'te Eylül sonuna kadar uzatılmazsa 40 saatlik almaları gereken zorunlu eğitim var. Şubat'ta bir eğitim yönetmeliği de yayınladı. Ticaret Bakanlığı yayınlıyor bunu. O da
kooperatiflerde dış denetçi eğitimi. Bak, bağımsız yönetim ötesinde bir şey var. Onun kuralı da kendi içerisinde farklı. Bu belki daha çok ilginizi çekebilir. Onlar da her 3 yılda bir 8 saat yemeğe eğitim zorunlu tutular. O usul esasında, eğitim usul esasında. Yani yaşınız kaç olursa olsun eğitim şart. Meslek bir artık öğrenme bekliyor musunuz? Böyle bir durum. Sürekli eğitim bu. Ama tabii sürekli eğitimler muhtemelen bilgi ihtiyaçlarını karşılayacağı için sıkıcı olmaktan daha çok belki de gerçekten de günceli yakalamak için ihtiyacınız olan süreler gözüne bakıyorum. Denetim ekibi. Denetimi kim yapar da? Tabii ki bağımsız denetçi o yetkiyi aldıktan sonra Türkçe kanunda sanıyorum o cümle değişmedi. Şöyle bir ifade var. Küçük işletmelerde bir ya da birden çok bağımsız denetçi büyük işletmelerde bağımsız denetim kuruluşları yapar. KYK'da kayıp işletmelerde kesinlikle denetçi değil bağımsız denetim kuruluşları çatısında yapılır. Ama işin özüne bakarsak eğer bir denetimi asla bir kişinin başlatmasına yapma şansına böyle bir güneyim değil. Nasıl yapacaksınız? Mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Öyleyse denetmek yok. Ki bağımsız denetim sözleşmesini kamu gözetimi kurum internet portalını istiyor zaten. Orada da denetçi isimleri ekipleri de orada belirtiyor zaten. Çalışma saatleri dahil olmak üzere denetçi şirketleri. Bağımsız denetim ekibinin içinde şöyle 3-2 var. Sınava girecek arkadaşlar öncelikle bilebiliyorlar. 3 asıl, 2, 1. Olmazsa olmaz bir tane sorumlu denetçi. Yedeklerden bir tanesi de onunla eşler. Sorumlu denetçi. Geri kalan 2 asıl da herhangi bir ünvan. Tamamlayabiliyorsun. Yedeklere o 2'yi yedek hale getirecek bir tane denetçi. 3+2. Denetimdeki bunlardan oluşacak. Ama tabii ki ya 3 kişilik ekip bile bana göre denetim baştan sona denetim raporunu yazar da denetimi zor yapar. Yani bir işletmenin bir günde, bir ayda üretmiş olduğu belge sayısını sizler benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi hakikaten standartların öngördüğü şekilde bir denetim çalışması yapacaksak bağımsız denetim gibi çok önemli. Bu ekipte gerekli olduğu alanlarda bağımsız denetim standartları engel koymuyor. Bazı konularda ekipte olmamasına rağmen dışarıdan uzman, üçüncü kişilerden hizmet yardım alabilirsiniz diyor. Gibi düşünmek lazım. İşte bu süreçlere göre bağımsız denetim raporunun ne kadar ücret talep edeceğini ortaya çıkar. Bunları iyi düşünmek, iyi planlamak lazım. Evet. Bağımsız denetim ekibi bu. Tabii ki bağımsız denetim ekibinin esasında arkadaşlar bütün sorumluluk sorumlu denetçiyle sözleşmeyi o imzalayacak, denetim raporunda o imzalayacak. Hatta yanlış hatırlamıyorsam son 2 yıla kadar bağımsız denetim raporları kayıtların bağımsız denetim raporları ya da borsadakileri KOTYAR'da yayınlanmıyor. Kamu Aydınlatma Platformu KOTYAR'da yayınlanmıyor. Orada mesela son 2 yıla kadar bağımsız denetim raporu diye başlık geçiyordu. Şimdi bağımsız denetçi raporuna dönüştü. Mesela Marmara Bağımsız Denetim AŞ bağımsız denetim raporu. Çünkü sonuçta sermaye şirketlerinde normal günlük hayata bakarsak şirket sorumlu değil mi? Burada bağımsız denetçi sorumlu. İmzayı çakalım. Çünkü şirket ona yetkilenmiş oluyor aslında. Öyleyse sorumlu denetçi ekip üyelerine verilecek. Sözleşmeyi o imzalayacak. Ve yine standartları böyle göz önüne getirdiğimiz zaman denetim süreci bitinceye kadar sorumlu denetçi denetim ekibindeki diğer arkadaşları gözetleyecek. Gözetim meşguliyeti var. O plan program çerçevesinde. Bağımsızlığı gölgeleyecek herhangi bir unsur karşıma çıkmasının çerçevesinde. Onun gözetiminde işle yürüyecek. Sorumlu denetçi olabilme şartları, işte 15 yıllık tecrübe sahibi olması lazım kayıplarda. Ama son 3 yılında fiilen denetçi, demir denetçi veya baş denetçi olarak görev yapmak şartıyla 15 yıl. Diğerlerinde 10 yıllık, son 2 yılı diyor. Ama bunlar yetmiyor. Bakın şu alttaki şeyler kaçabilir. Özellikle
Yine yeterlilikte sorulan soru başlıklarındandır. Sorunun denetçi olabilmek için kayıp işletmelerde 15 yıl mesleki deneyim, kayıp olmayan işletmelerde 10 yıl mesleki deneyim, 3 yıl burada, 2 yıl burada, son yıllarda bu alanlarda faaliyet göstermek artı, bir de bunları hangi denetim şirketi ise oranın yönetim kurulu yetkilendirmiş olması lazım. Onunla birlikte KGK'ya gidecek, KGK'da hepsine birden onay vermesi lazım. Yoksa ben 20 yıldır bu işi yapıyorum, sorumlu denetçiyim deme şansım yok. Hangi şirkette? O şirket benim kendi yönetim kararına bağlayacak. Anonim Şirketi Genel Kurulu'nda KGK onunla birlikte gidecek. Yani beni sorumlu olarak şirkette sorun tutması gerekiyor kararlarında. Ondan sonra da sorumlu denetçi unvanını kazanmış oluyor. Geçmiş olsun. Burada mı takıyorum? Evet. Sazı bir miktar aldım hocam, bırakıyorum. Herkese merhabalar. Çok hızlı oldum. Ses konusunda sıkıntımız yok ama Mikrofon insanı biraz daha havaya sokuyor. Evet, ben sesi açayım hocam. Yani ben havasız mı anlattım hocam? Yok, ben şimdi arka taraftan notlar aldım hocam. Şimdi aman, çok hassas seçmeye çalışacağım kelimelerimi. Madem kayıt altında, şunu bir düzeltelim. Evet, tabii. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi ilk önce tabii ben Çanakkale'liyim. Dolayısıyla zaman sıkıntımız var mı? Ara vermek gerekiyor mu? Şimdi Çanakkale'liyim. Uzatmamak adına paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum. Ve hassasiyetiniz için ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Küçük bir önerim var sunum ekranı ile ilgili hocam. Şöyle ki, şimdi burada alan dar. Ondan sonra siz karşıya hitap ediyorsunuz, ekranı göremiyorsunuz. Kumanda olsa bile ekran görememek gibi çok ciddi bir problem var aslında. Ben buradaki sunumlarda hep paylaşıyorum. Şöyle bir ayaklı, ayakta gezdiğimiz zaman sunum ekranı orada görebileceğimiz, slide'ı değiştirdiğimizde. Çünkü geriye dönmek gerekiyor, kopuyorsunuz. Bunun böyle bir sıkıntısı var. Yani benim burada yönetiyor olmam, slide attırıyor olmam problem değil. Ekranı göremiyorsunuz buradayken. Orada bir ekran olsa iş çok kolaylaştırır diye. Başkan Akın'a öneriyorsun bu şey değil mi? Evet, evet. Bir söylüyorum. Evet, aynı hızla devam ediyorum. Şimdi Mercan Hanım, teşekkür ediyorum. Sunuma başlarken denetçi hassasiyetiyle biliyorum ama biliyor olmak yetmez, güven denetime mani değildir hassasiyetiyle geldi. İsimlerimizi tekrar tekrar sordu. Ben de unutmamak için Mercan Hanım'ın ismini yazdım. Kültür, denetim bir kültür, bir alışkanlık tabii ama küçük bir hata oldu. İsim, şöyle isimler çok önemli. Efendim, bir hoca ismi Aslan Aslanoğlu, adını çok seviyor. Her sınıfa geldiğinde işte çocuklar, tabii ben hitap ederken arkadaşlar, bak adım Aslanoğlu Aslan falan, böyle adını gerile gerile söylüyor. Tabii bir tane bir gün geliyor, söyle bakalım arkadaşım diyor, neydi benim ismim diyor. Küçük çocuk tabii dönüyor. Vallahi hocam bir hayvan oğlu hayvanlama diyor. O aklıma geldi. Yani geldi de tutamadık, onu ifade edeyim dedim. Şimdi arkadaşlar, katılımcı gruba bakıyorum. Tabii biz bu sunumu hazırlarken bağımsız denetime dair genel bir değerlendirme yapacağız. Gruba baktığımızda iki grup var. Bir işte 30 yaşa kadar, bir de 35 yaş grubu var. 35 yaş grubu tecrübeli arkadaşlar. Bu arkadaşlar niye gelmiştir? Bu yani paylaşım yapacağız. Bir Şükrü Hocam var tabii. Biz de işte beraber Adem Hoca sunum yapacaklar. Önemsiyoruz hep. Öyle gelmiş olanlar da vardır muhakkak ama sürekli eğitimde bu eğitimler mesela bir krediden sayılabiliyor. Liste isim yazılıyor. Eğitime katılı olmak sürekli eğitimde o bir kredi almak anlamına geliyor. Onun için de tabii gelinir. İkincisi tabii bağımsız denetim, sürekli gelişmeler var. Herhalde buraya geldiğimizde güncel birkaç değerlendirmede yapılabilir, beklentisi de olabilir. Gençlere bakıyorum, genç arkadaşlar. Bunlar da muhtemelen tanıştığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız, denetim içerisine girmişler. Ya da denetim içerisine girmeye niyetli olan arkadaşlar var. Muhtemelen işte sınav süreçlerini yaşıyorlar ya da geçtiler, daha yeniler. Yapılır yapılmaz noktasındalar. Onlar da işte bağımsız denetim iyi bir şeydir, kötü bir şeydir. Girsek girmesek, yapsak yapmasak, bu alan nasıldır herhalde, buna dair soru işaretlerine de cevap bulmak isterler ya da bunlara dair değerlendirme de yapmak isterler diye notlar aldım. Son sözüm şöyle bir, yani slayta geçmeden önce
Tabii denetim kültürü bir alışkanlık. Bu işin belki de en zoru denetim kültürüne zor olarak o zorluk süreci geçip o alışkanlığı yakalayanlar bu sefer denetim faaliyetine başladığında muhataplarında bunu bekliyorlar. Onlar da işte bir sayfalık değil mi zaten yapmadın mı hala ya da o iş gerekli mi niye öyle bir şey istiyorsun gibi şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Arkadaşlar albay emekli olmuş canı sıkılıyor mahallede bir gün gitmiş mahallenin bakkalına demiş ki ya ben demiş sana ayda 500 lira para vereyim. Niye vereceksin? Ben geleyim seni kontrol edeyim. Duramıyorum boş canım sıkılıyor. Bakkal düşünmüş demiş ya hem 500 lira para verecek hem beni kontrol edecek. İyi demiş tamam kabul ederim. Albay gidiyor işte başlıyor çalışmalara. Bakkal canı sıkılıyor yani iş yapamaz duruma geliyor. Diyor ki ya albayım teşekkür ederim. Yani siz çok değerli bir insansınız ama hani ben utanıyorum işte 500 lira para alıyorum. Yani uygun bir dille gelmeyin artık diyor. Tamam sırayla bakkal, terzi geziyor. En son bir bebek konfeksiyon var işte. Başlıyor her şey onunla bir hafta, iki hafta, üç hafta. Dönüyor ya diyor ben diyor sırayla gezdim diyor. Onlar hep sıkıldılar ikinci gün diyor. Sen ye. Komutanım diyor ben de başçavuştum diyor. Yani aynı kültürden gelmiş insanlar birbirini daha iyi anlayabiliyorlar. Bu çok önemli. Herhalde bu süreçle alakalı sadece denetçi olarak o unvanı alanların bu kültüre ait olması ya da bu şeyi yakalaması değil de bir iklim olarak firmaların ve muhatap aslında meslek mensubu arkadaşlarımızın da bu konudan haberdar olması sadece yapanlar açısından değil böyle bu tür sunumların belki de o anlamda bilgilendirme amaçlı kullanılması bu kültürün oluşmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle hemen tabii hocamın slide burada ekran çok küçük galiba. Karşı biraz büyük yani okunabiliyor mesela rakamlar? Evet. Süper. Tamam. Bir an endişe ettim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani tekrar etmeyeceğim bazı şeyleri ama hem katkı ya da slide itibariyle birkaç ekleme değerlendirme yapmak için geçeceğim. Şimdi birincisi kayık olmak için, kayık kapsamına girmek için firma büyüklüğünün çoğu zaman önemi yok. Kayıklar arasında sayıldıysanız TMS, TFS uygulamak gerekiyor. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Hocam birazdan KGK sayfasında bazı kontrollerin yapıldığı alanlar var. KGK denetim gözetim faaliyetlerinin sonuçlarını paylaşıyor. Mesela orada diyor ki hala raporlama çerçevesinin yanlış kullanımı söz konusu olabiliyor. Yani bu bağımsız denetim faaliyetine başlamış kapsamına girmiş şirketler finansal tablolarında TMS, TFRS tam set ya da BOBİ FRS seçerken buraları atlayabiliyorlar. Bu kadar esaslı bir konuda hatalar oraya yansıyabiliyor. Bu yılın raporunda hala böyle bir değerlendirme var. İlginç olduğu için paylaşmak istedim. Bir diğer konu bu rakamların, hadlerin uygulanması ile ilgili değerlendirme. Yan yana hemen çeşitli platformlarda paylaştık ama yan yana olsun diye koyduk. 2022 yılında bağımsız denetime tabi mi değil mi diye sorgularken eski yılın rakamlarını 2020 ve 2021 yılı için kullandık ama ilginç olan şuydu. 2023 yılında bağımsız denetime tabi olacak mı şirket? Geriye doğru 2 yıl bakıyoruz bu rakamları geçip geçmediğine. 2 yıl üst üste bu bahsettiğimiz eşiklerden çalışan sayısı işte aktif toplamı satış hasılat yeni rakamlar 75-150-150 kişi bunlardan 2 tanesini üst üste 2 yıl geçtiyse o zaman 2023 yılını konuşuyorsak 2022 ve 2021 yıllarında bu rakamları geçip geçmediğini kritik ediyoruz. Şöyle bir şey akla gelebilir. Ya geçen yıl 2021'de 35 bakmıştık. Şimdi 70'i geçtim diye bakıyoruz. Evet böyle bakıyoruz. Ya bununla ilgili tereddüt olmasın diye KGK ile de yazıştık ama bu tereddütü ortadan kaldıracak şekilde KGK bu uygulama yaptı. SİHA diye bir uygulaması var. Hocam yine onu paylaşacak. Oradan şirketin verilerine girdiğinizde bağımsız denetime tabi olup olmadığı değerlendiriyor. Atlanan bir konu var. Yine pratik hayatta karşıma geldiği için söyleyeyim. Şimdi 2021 yılında bağımsız denetime tabi olmuş olabilir bir şirket. Bu şirket 2021 yılında bağımsız denetime tabi ama eski rakamlarla tabi oldu. Şimdi 2023 yılında bağımsız denetime tabi olup olmayacağı değerlendirilirken
Yeni rakamlara baktığınızda altında kalmış olacak. Ama şuna bakılacak, arka arkaya 2 yıl beklenecek. Hemen direkt 2023 yılında bağımsız eğitim kapsamından çıkmış olacak. Arka arkaya 2 yıl boyunca bu eşiklerin altında kaldım diye kritik edilmesi gerekecek. Orada girerken ve çıkarken 2 yıllık süreçlere bakmakta fayda var. Bir de birden %20'lik bir değişim var. Detay olduğu için oraya girmiyorum. Ona da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Katkı olsun diye söylemek istiyorum. Buyursun. Kamu gözetimi kurumu zaten affetmiyor. Evet. Sınırı geçtiyseniz küt bir yazıyı da gönderiyor işletmeler. Ya tabii sonra hani gecikmemek adına şimdi şöyle yıl geçmiş oluyor. Şimdi bağımsız denetim sözleşmesi mesela şöyle hemen hayal edelim. 2022 yılında bağımsız denetime tabiymiş şirket. İlk kez tabi olacaksa şimdi biz 2023'e girdik, daha kimsenin haberi yok. Diyelim ki Mart ayında, Nisan ayında yazı geldi. Herkes haberdar oldu. Dolayısıyla bağımsız denetim sözleşmesi imzalandığında, hocamın o bahsettiği sürecin zaten çoğu geçmiş oluyor. Hatta yıl sonu çalışmalara bile katılmamış oluyorsunuz. Doğrudan mesela birçok raporda bu süreç atlanmışsa şartlı görüşle hikaye başlaması gerekiyor. İşte ben sözleşmeyi 2023'te yaptım ki dolayısıyla yıl bitti. Ben işte stok sayımında bilmem ne de gözetimlerde bulunamadım. İşte alternatif denetim prosedürü doğrulamak da çok teknik olarak mümkün değildi. Deyip şartlı görüşe doğrudan gitmek bile gerekebiliyor. İşi zorlaştırıyor. Bir diğer konu pardon. Başkanın ifadesini ben güçlendireyim. 5-6 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam bir KGK başkanıyla karşılıklı bir sohbetimiz olmuştu Ankara'da da üniversite olarak gitmiştik. Ben orada aynı şeyi ona sormuştum. Yani siz izleyebiliyor musunuz diye. Hocam dedi, Maliye Bakanlığı otomasyonla entegre çalışıyoruz. Biz rakamları zaten görüp hoş geldin bağımsız yönetime mesaj gönderiyoruz demiştik. Şirketlere. Çünkü oraya zaten bilançoları, bütün verileri yüklüyorsun malum beyanameyle. Hiç atladıkları da görmedim. Evet. Onun tabanı oraya dayanıyor aslında. Evet. Teşekkür ederim. Ya bir de şunu söyleyeyim şimdi. Einstein'a atfedilir. Şimdi Einstein tabii her tarafta sunumlar yapıyor. Şoförle gidiyor her yere. Şoförü de Einstein'ın her sunumunu dinliyor. Sonuç itibariyle bir gün diyor ki, ya diyor, üstad diyor ya, ben de anlatırım artık bunu. Yapmaya anlatır mısın diyor. Tamam diyor. Gel bakalım diyor, bugün sunumu sen yap. Şoför başlıyor sunum yapmaya. Tabii çok hassas bir soru geliyor. Diyor ki, bakın diyor, aslında bunu siz atlamışsınız diyor. Yani bunu diyor, benim şoförüm bile bilir diyor. Dönüyor ondan sonra üstad. Biz tabii şoförlük yani, karışmasın, biz şoförüz. Hocam... Evet. Anlamadım burada ya. Hocam boş ver. Şimdi tabii denetim faaliyetlerinde denetim bir süreç dedik. Burada birkaç şey belki bu yapmak lazım. Tabii bir denetlenecek bilgi var. Şimdi bağımsız denetimin çeşitleri var. Denetimin çeşitleri var. Bağımsız denetim, faaliyet denetim, uygunluk denetimi, BDDK bir şeyler istiyor. Onun için de denetim raporları yazılabiliyor. Sonuç itibariyle aslında denetimde kıstas dediğimiz bir hikaye var. Yani denetçi bir şey uygunluğuna dair değerlendirme yapıyor. Bir defa o bilgiler doğru olacak. İşte gerçeği yansıtacak da bir de ilgili hangi raporlama çerçevesine göre düzenlenmişse ona uygun mu değil mi bu bakılacak. Dolayısıyla muhasebe bilgisi, denetlenecek muhasebe bilgisinin hangi finansal raporlamaya çerçevesine göre düzenlendiği kısmı bu anlamda önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi en temel konuda ciddi anlamda hatalar yapılabiliyor. Şimdi önceden saptanmış ölçütler dediğimiz denetim artık denetçinin yapacağı işlerle alakalı bir çalışma var. Çalışma şöyle başlıyor. Ben şimdi bu bilginin mesela çok basit biraz pratikten konuşmak gerekirse alacaklarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Alacakları değerlendireceğiz. Şimdi bir defa alacaklarla ilgili kitabın biraz ortasından konuşursak bir defa yönetim oraya bir rakam yazmış. Hani yönetim iddiasıydı. Yazdığı rakam şu anlama geliyor. Ben alacaklarım tamamı bu kadar. Bir defa tam mı değil mi? Alacakların tam mı değil mi'nin dışında doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi derken nereye bakacağız? İçeride belge düzenine bakacağız. İlgili bir denetim prosedürü hazırlayıp o çerçevede kontrollerimizi yapacağız. Ama biliyoruz ki kanıt topluyoruz. Kanıtın dışarıdan olması daha güvenilir. Dış teyit arayacağız. Hatta dış teyit varken diğerlerinin çok önemli olmayacak. Şimdi buna baktığımızda bu hikaye sözleşmeyi
O zaman biraz geri çektik. Yıl içerisinde denetimi tekrar, denetim sözleşmesi yaptık. 2022 yılın içerisindeyiz. 2022 yılı içerisinde sözleşme yenileme genel kuruldu vesaire. Haziran'da oldu. Haziran'dan sonra işte diğer işlerimizin yoğunluğu varken bulduk yine yıl sonu. İlk çalışmamız yine stok sayımıyla başlıyor. Çok geç kalıyoruz aslında. Her şey geç kalıyor. Yani bu işi uzun süredir yapanlar, tecrübe çok önemli. Bizim meslekte bu tecrübenin kıymetini herhalde bizim kadar, bizim meslek kadar değer veren yoktur. Denetçiyiz, evet, muhasebe alanı denetim alanında kapsar. Ama yapmadığımız herhangi bir faaliyete yabancı oluruz. Şimdi denetim kültürüne baktığımızda bu işin 31 Aralık'ta başlıyor olması başlı başına ciddi bir sıkıntı aslında. Bunun zamana yayılması gerekiyor. Hocamın ifade ettiği, çok net ifade ettiği, rapor mu düzenliyorsunuz yoksa denetim mi yapıyorsunuz sorusunun aslında cevabı burada. Dolayısıyla bu denetim planının yıla yayılarak, yıl içerisinde yapılacak işlemlerin kurgusunun yapılarak ilerlemesi gerekiyor. Yani siz mesela şöyle bir şey var, bunu zaman zaman konuşuyoruz. 31 Aralık'ta sadece şey yapılmaz ki, yani mutabakat 31 Aralık'taki rakamı sadece sormak için de yapılmaz ki. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Geç mi geliyor? Bunu Kasım ayında oluşturup, Kasım ayında sürekli mutabakat yaparak, Kasım Aralık ayındaki dönemi başka bir denetim prosedürleri destekleyerek yine son tablodaki rakamın doğruluğuna dair bir kanıt oluşturabilirsiniz şeklinde değerlendirebiliriz. Hocam Arçelik dedi, aklıma şu geldi. Arçelik finansal tablosunu arkadaşlar bağımsız denetim raporunu ocağın 20'sinde bitirmişti. 25'inde bitirmişti. Şimdi düşünün, bizim belki de yeni başlayanlar açısından, yani daha denetime başlamadığımız günlerde tüm denetim dönemi bitmiş oluyor. İşte bunun bu şekilde kurgulanmıyor olması, benim şöyle bir basit değerlendirme yapmam gerekirse konuya biraz uzak olmaktan kaynaklanıyor. Konuya biraz uzak olmak, o pratiği belki yapmamaktan kaynaklanıyor. Bu işin içerisine girdiğimiz zaman, bu işin içerisinde tecrübe edindikçe, herhalde siz o 3,5 yıllık tecrübeyi ifade ederken, bu yılda, o 3,5 yılda herhalde neyin nasıl yapılacağına dair en büyük öğrendiğiniz şey vardı. Son söz şununla ilgili şöyle bir değerlendirme yapmak isterim. Kanıt toplarız dediğimiz kısmı, çalışma kağıtlarına dönüştürme kısmı. Bir mali müşavir arkadaşımız var. Uzun yıllar mali müşavirlik yaptıktan sonra denetim firmasında, hem de uluslararası denetim firmalarının bir tanesinde denetçi olarak çalışıyordu. Bir iki yıl geçti, özel bir sohbet etmek istedim, gittim. Dedim ki ya en önemli şey, yani önceki hayatınızda bu süreçle ilgili farklılık neydi? Bir cümle ne söylersiniz? Şöyle ifade etti olayı. Dedi ki ben başlangıçta kabul etmemiştim ama şöyle bir şey yapıyoruz artık. Öğleye kadar iş yapıyorum, öğleden sonra yaptığım işi yazıyorum. İşte denetim herhalde bu işi yaptı, yani yaptığım işi yazmak dediğimiz, çalışma kağıtlarını üretmek, dokümante etmek kısmı herhalde. Yani dışarıdan bakıldığında görülmeyen kısmı herhalde bu değerli dostlar. Tabii yani şey, teknik kısımlara belki girmeyeceğiz ama işte alacaklarla ilgili örneklemi yapıyoruz. Mesela KYK bizi eleştiriyor. Bu kadar alacağı seçtin, niye bunları seçtin? Hiçbir şey yok bizde. Soruyor. Efendim varlık değer düşüklüğü yok, hiçbir varlıkta değer düşüklüğü uğramamış. Firma yapmış mı? Siz test etmiş misiniz? Hiç bunları yapmamışsınız. Evet arkadaşlar, denetim süreciyle ilgili şöyle bir değerlendirme daha yapabiliriz. Evet, tabii geç oldu. Hızlı hızlı anlatayım ama bir konulara değineyim istiyoruz. Özellikle genç arkadaşlardan ve 35 yaş grubundan araya girip şunları soracaktık derseniz, sizi içerisine alırsak daha da mutlu olacağız. Kafanızda bir şey varsa beklemeden kesin, sorun lütfen. Ama benim söyleyeceğim birkaç şey var bugüne dair. Şimdi etikle ilgili de değerlendirme yaptı hocam. Bağımsızlık konusu var ve bir konuyu ben azıcık tartışmak istiyorum, azıcık değerlendirmek istiyorum. Bulduğum her platformda bunu değerlendiriyor. Meslek mensupları arkadaşlar, yeminli mali müşavirleriz, mali müşavirleriz. Bağımsız denetçi bunlara eklenti bir sıfat şu an, değil mi sonuç itibariyle? Bağımsız denetim şirketlerimiz var. Bir de bir bağımsızlık meselesi var. Tabii bağımsızlığın özde bağımsızlık kısmı var, şekli mevzuata uygunluk kısmı var. Ben mevzuata uygunluk kısmı ile ilgili özellikle bir konuyu
bir soru işareti koyarak değerlendirmenizi sunmak istiyorum arkadaşlar. Bu metin bağımsız denetim yönetmeliğinden aldığım metin. Okuyorum. Denetim kuruluşu veya denetçilerde bağımsızlığın zedelendiğine dair kanaat oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir. Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durumlar şunlardır. Yönetmelikte yeni bir düzenlemeden bahsedeceğiz. Birincisi B maddesi, farkındalık oluşturmak için söylüyorum. Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın denetlenen işletme tarafından ödenmemesi bağımsızlığı ortadan kaldırdığı kabul ediliyor. Bakın bu alan, özellikle ücret meselesini çok konuşuruz. Yeni sözleşme yapmadan önce kritik edilmesi gereken, eğer devam ediyorsunuz aynı firmayla, ücretini almış olmak bağımsızlığın zedelenmemesine neden oluyor. Hem firmalara bu anlatılabilir, hem de KYK bu konuda ciddi anlamda eleştiriyor. Ceza kesiyor, ceza yazıyor. Diğer madde okuyorum değerli arkadaşlar. Denetim kuruluşu ve denetçiler denetlenen işletmeye meslek kanunu çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında danışmanlık veya bir hizmet veremez. Bunu denetim ağında bulunanlar falan veremez. Şimdi sorgulamak istediğim şey şu. Denetçi denetlenen işletmeye meslek yasası kapsamında tasdik, vergi danışmanlığı, vergi denetimi dışında bunları verebilir. Bunları verebiliyor olması bağımsızlığı zedelemez diyor, değil mi? Şimdi bu konuda sıkıntılı bir alan. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Mali müşavirlik hizmeti sunduğumuz firmaya bağımsız denetim sözleşmesi yapmamak gerekiyor. Tamam. Ekipteysek ekipten çıkmak yetmiyor. KYK'nın cevabı var. Yani denetim ekibinin içerisinde birisi varsa onun danışmanlık yaptığı firmaya denetim şirketi olarak denetim faaliyetinde de bulunmamak gerekiyor. Bu da tamam. Ama ince nokta şurası. Şimdi yeminli mali müşavirlerin sunduğu hizmetin adı tam tasdik diyelim, vergi danışmanlığı diyelim. Bu hizmet bağımsızlığı neden zedelemiyor, kabul ediliyor? Bu hizmet denetimin bir farklı boyutu. Vergi denetimi yapılıyor. Çatışmaya girmeye gerektirecek bir durum değil. Kendi finansallarını kendisi denetliyor, pozisyona düşmüyor diyor. Peki arkadaşlar, bizim firmalara mali müşavir olarak yaptığımız sözleşmeler muhasebe desteği sunmanın ötesinde bir sözleşme olabilir mi? Bizim yaptığımız iş denetim danışmanlığı, vergi danışmanlığı şekline dönebilir mi? Eğer sadece beyannamenin hazırlanması noktasında bir hizmet sunuyorsanız yaptığınız sözleşmeyle, bu hizmet muhasebe kayıtlarının oluşması kapsamına girer mi? Yoksa burada sayıldığına göre denetim faaliyeti alanına girer ve bu noktada bağımsız mevzuat açısından bağımsızlığın zedelenmediği bir durum ortaya çıkar mı? Şöyle kişisel görüşümü söylüyorum. Direkt mevzuat açısından söylüyorum. Mali müşavirlerin faaliyet alanları içerisinde defter tutmak, danışmanlık, denetim kapsamı, denetim girdiğine göre mali müşavirler SALT beyannamelerin düzenlenmesi konusunda bir beyannamelerin kontrolü konusunda bir hizmet sunuyorlar ise bu denetim kapsamında değerlendirilir ve bu kapsamdaki bir sözleşme bağımsızlığı da zedelemez diye düşünüyorum. Bu düzenleme 2022-12. Değerli arkadaşlar, daha yeni bir düzenleme. Yani mevzuatta. Tabii bunu değerlendirirken TTK 400'de bakmak gerekiyor. Buradaki kısıtlamanın esası TTK 400'de. Bu düzenleme yoktu. Bu haliyle bu şekilde tekrar metne girdi yönetmelikte. Bu da bizim mali müşavir denetçi arkadaşlarımızın belki bu alanda tereddütlü oldukları bir alan, değerlendirme yapılır, tartışma yapılır, kritik yapılır diye paylaşıyorum. Var mı bu konuda katkı vermek isteyen? Evet. Bence uluslararası denetim şirketlerinin paket adresi. Evet. Teklifte bulunmasının yegane sebebi bu. Evet. Peki. Yani o bizden ziyade, evet, oraya yönelik bir düzenleme. Hani ama bizi etkilemiyor mu? Bizim standart sözleşme metinlerinin dışına çıkarak. Ben bunu şöyle bir karşılıklı konuşalım da isterim yani, eğer vakit varsa. Var tabii ki. Böyle bir sözleşme yapabilen meslek mensubumuz var mı? Soruyorum. Yok.
Yok mu? Yapılamaz mı? Ben onu tartışmak istiyorum. Yani siz bir firmaya ayda iki defa gittiğiniz, muhasebesi yerinde tutulan, beyannameleri düzgün hazırlanmış mı diye gittiğiniz firmaya yaptığınız çalışmanın adı denetim değil midir? Bunu yapan bir mali müşavir olmalı bünyede bu durumda. Şimdi arkadaşlar konuyu şöyle değerlendirelim. Buyurun. Mali tabloları birinin hazırlamış. Biz de oraya hocamın dediğine göre, anlattığı örneğe göre denetime gidiyor olmamız lazım. Mali tabloları hazırlayan mali müşavirle karşı karşıya gelmeniz an meselesi. İmkansız bu işin yürümesi. Mali müşavir, mali tablonun düzenlenmesine de danışmanlık yapamaz mısınız? Siz söyleyin. Şükür hocam şöyle, iyi niyet olarak son derece iyi düşünebiliriz. Ben de soruyorum, siz şirketin mali müşavirisiniz. Mali tabloları hazırlıyorsunuz, muhasebesini tutuyorsunuz. Haftada iki gün ya da ayda iki günde ben geliyorum. Gelmenizi evet de istemem. Tamam. Dolayısıyla uygulaması fiilen imkansız ya da olmayan bu konu nerede son bulur? Mali Müşavirler Odası'nın Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu'nda son bulur. Şöyle, TÜRMOB bununla ilgili geçen senede bir görüş yazısı var. TÜRMOB o görüşüyle bunu destekliyordu aslında. Şöyle, beyanname aracılık sözleşmesi kapsamında yapılan faaliyetin, orada bir hukuki görüş vermişler, faaliyetin eğer bu anlamda bir faaliyetse bunun denetim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklinde bir değerlendirme de yapmışlar. Bu hani yönetmelikte bu şekliyle daha yeni yer aldığım, önümüze muhtemelen buna benzer değerlendirmeler ya da problemler çıkacak gibi duruyor. Ama bu düzenleme bizim yönetmeliğimizde yer aldığına göre doğrudan burada yeminli mali müşavir ayrımı da yapılmadığı için denetim faaliyeti mali müşavir tarafından yapılıyor ise, bu kapsamda değerlendirilse bağımsızlık zedelenmeyecek gibi bir aslında sonuç çıkıyor. Ama dediğim gibi bir yeni bir düzenleme, öteden beri farklı noktalarda tartışılan bir konuydu. Böyle bir düzenlemeyi kritik etmekte, değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz yememelere yol açmamış. Tam evet. Tersine, tam tersine yememeler zaten yapıyordu. İşte biraz da hayır, şöyle tasdik fişeği kavramı hep vardı. Servet İmeler zaten yapıyordu. Bize de yol açıldı ama bizde uygulama olmasa neredeyse imkansız. Yememelerinkine biz itiraz ediyorduk. Evet. Yememelere yaptığımız itirazı geçersiz hale getirdi. Hani açarak söylemiş evet. Olayım. İki mali müşavir arasında zaten yürümeyecek bir ilişki. Bu ilişki biçiminin yeminli ile mali müşavir arasında olduğunu farz edersek yürüyor. Yememeler zaten yapıyordu. İtirazlarımızı ortadan kaldırdılar gibi. Yani itirazınıza böyle bakalım. Alın işte mali müşavirlere de bu şeyi verdik. Ama ben de diyorum ki zaten uygulama imkanı yok. Şükrü hocama verdiğim cevap oydu zaten. Evet, sanki bize de bu alan açılmış gibi görünüyor olsa da bizim mesleğin uygulanış biçimiyle çok örtüşmeyen bir yapısı olduğundan size katılıyorum. Olursa gelecekte karşı karşıya geleceğiz ve konu da odaların Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu ve Disiplin Kurullarında karşımıza gelecek. Ben öyle hissediyorum. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, pratiğini ben duymaya başladığımı paylaşayım. Yani bu kapsamda sözleşmelerini revize edip yaptığı danışmanlığı vergi danışmanlığı şeklinde değerlendirip vergi danışmanlığı hizmeti sunduğu firmalara mali müşavir, bağımsız denetçi kendi firmasına denetim sözleşmeleri yapmaya başladılar. Duyduklarımız, gördüklerimizden söyleyeyim. Hani bu konu herhalde mesleki gündemimize yakın zamanda daha yüksek sesle gelecektir. Hocam şu şimdi meslektaşımız denetim amaçlı sözleşme yapabilir dedik ya, belki şunda olabilir, gelir idaresinin yayınlamış olduğu kriterlere göre kendi mali verilerini kendi şifreleriyle, kendi imzası adı altında işletmelerin gönderme yükümlülüğü doğabiliyor. Burada belki bunlarla meslektaş mali tabloları denetleme, bağımsız denetim kriteri adı altında sözleşme yapabilir. O zaman burada bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum öyle bir durumda. Milli mali müşavirlerin de işletme adına
şifre alıp beyanname göndermelerinde de biz zaten odalar olarak itiraz halindeyiz ve bunun olmaması için de ciddi şeylerimiz var. Çünkü evet, onlar da danışmanlık adı altında yaklaşıyorlar. Tabii. Aynı şekilde bizim meslek mensubumuz da yaklaşabilir o halde yani bu duruma. Tabii zaten o yüzden disiplin kurulunda her emekarda son bulacağını söylüyorum. Hı hı. Yeminlilerle ilgili de ciddi itirazlarımız var. Sizin tarafınızdan bize gelen şikayetlerin çoğunluğu şu zaten, yeminliler bu sözleşmeyle aslında defter tutuyorlar. Çünkü kriterlere birçok firma da uyuyor aslında bakarsak. Yani çok ciddi bir hesaplama yaparsak, neyse ben fazla bir şey demeyeyim. Yani ben son söz, yani böyle bir fotoğraf çekmek, fotoğraf paylaşmak ama şöyle küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Uluslararası denetim firmaları formatına uygun halde bütün faaliyetleri çok rahat bir şekilde yapabilirken, ben arkadan dolanmaktan bahsetmiyorum, peçelemeden bahsetmiyorum, belli riskleri bertaraf edip bu şekilde sadece tırnak içerisinde denetim hizmeti sundukları firmalara bu bağlamda bu hizmeti, bağımsız denetim hizmetini sunabiliyorlarken onları bir kenara koyup bu konu değerlendirmemeli, bütün olarak konuya bakılmalı diye düşünüyorum. Bu konu sadece bizim mali müşavir arkadaşları değil, aslında bir, uluslararası denetim kuruluşlarını, iki, yeminli mali müşavir arkadaşları, üç, mali müşavirleri aynı kapsamda kritik etmek lazım. Verilen hizmeti, yani belki de gerekiyorsa mali müşavirin sunduğu hizmeti denetim hizmeti diye ayırabilme kriteri ya da sözleşmesi ya da şeyi varsa bu bağlamda değerlendirmek lazım. Ama biliyorum ki çok hassas konu. Bu başlık altında başka hizmetler verilme endişesi taşırız ki şu anki eleştiri de bu noktadadır. Ama var olan bir düzenleme 2022 yılında yapılmış, biterken yapılmış böyle bir düzenleme var. Bu da dikkatinizi çekmek istedim. Bağımsızlıkla ilgili konu burada olduğu için bir şeye girmek istedim. Tabii ki, buyurun. Bağımsızlıkla ilgili en büyük problem işin kabulünde başlıyor ve oraya ilişkin bir düzenleme yok aslında. Mesela. İşi evet. Kabul ederken daha bağımsızlığı zedeleyen uygulama var şu anda. Bağımsız denetim şirketleri bir işi alırken nasıl alıyorlar hocam? Ha, siz usul noktasında. Şimdi bakın, yapı denetiminde bile şeyle, mutamayla, sırayla işte verdiğiniz örneklerde, bağımsızlıkta verdiğiniz örneklerde, bilir kişilikte, sıradan atamaydı ama bağımsız denetçi işletmeler, şirketler seçerken hangi kritere göre seçiyorlar ve daha orada bağımsızlık zedeleniyor. Yani o madde zedelendiği zaman sözleşmenin yapılmaması gerektiğini söyleyen madde daha işin kabulünde zedeleyen durumlar var. Pratik hayattan bahsediyoruz. Evet, pratik hayattan bahsediyorum. Sizin işinizi almak için zaten bağımsızlığını kaybediyor. Evet. Yani şunu söylüyorsunuz, denetim teklifi, denetlenecek firmanın denetçiye teklif etmesiyle başlaması icap eder. Evet. Oysa denetçiler kendisine, tırnak içerisinde müşteri arar diyorsunuz. Ben sokak ağzıyla ifade etmiş olayım. Ama öyle, evet, hocam, ben kitabın ortasından yine ifade edersek doğrudur. Kesinlikle haklısınız. Bir defa firmalar denetim teklifi sunması icap eder denetçiye. Denetçi karşı teklifini sunur, genel kurul atanır vesaire. Evet, oradaki sıkıntı var mı? Var. Yani bu alan herhalde biraz esaslı olarak kafa yorulması. Kendi sokağımız burası. Şunu beklememek lazım. Yani kendi sokağımız, bu bahsettiğimiz problemi kim anlar? Mesela sizin bahsettiğiniz bu değerlendirmeyi kanun yapıcılar anlar mı? Muhasebe dışındaki birisi. Bunu anlatmak için çok büyük emek sarf etmek lazım. Akılda tutmak için daha büyük bir emek sarf etmek lazım. Bunu söylettirebilmek için belki daha büyük. Yani bunu herhalde biz kendi içimizde çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Paydaşlı olarak sahip çıkmak gerekiyor diye meseleyi düşünüyorum. Ama herhalde bol bol tartışmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Hocam uzamadan hemen nokta koyuyorum. Ücretlerle ilgili son bir şey.
Bu önemli bir konu yine. Bağımsızlıkla alakalı, işin düzgün yapılıp yapılmadığıyla alakalı bir konu atlanabiliyor. Kayıklar ve büyük işletmelerin raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücretiyle bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri, bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin ücretleri finansal tablonun ilişkin dipnotlarında açıklanması gerekir. Bunu kim yapacak? Finansal tabloyu hazırlayan şirket denetçiye ne ödediğini yazacak diyor. Şimdi mesela dipnotlarda en çok yapılmayan şeylerin başında geliyor. KYK stoklara baktı, şunu şunu yapmamışsın dedi, şunu şunu yapmamışsın dedi. Açıklamalar kısmında da ücretler yok. Ama kimler yapması lazım? Değerli arkadaşlar, bobiler, orta boy işletmelerin yapması zorunlu değil. Diğer orta boy, büyük boy ve kayıkların bu raporlarda açıklamayı yapması gerekiyor. Atlanan konuların başında geldiği için ifade etmek istedim. Evet, unvanların kullanımı ile ilgili bir şey var, ona geçmeyeceğim. Şimdi son birkaç şey söyleyeceğim, ondan sonra size bırakacağım hocam. Tabii burada bağımsız denetim faaliyetleri, işi sahiplenmek, arkadaşlar tecrübe çok önemli dedik. Pratik hayatta anlattıklarınızdan, gördüklerimizden yola çıkarak şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Evet, firmalar, denetlediğimiz firmalar bu kültüre alışık değil. Sorun bir, hepsinden önemlisi belki hala firmalar finansal tabloları kendileri üretmiyor. Bu büyük firmalar üretmiyor da, küçükler üretmiyor da halka açık şirketler hep üretiyor mu? Halka açık şirketlerde bile ciddi oranda finansal tabloları kendileri üretemiyorlar. Yani muhasebe standartlarını çevrim işlerini maalesef kendilerini yapamıyorlar. Orada da bir şekilde dış destek alıyorlar. Peki böyle bir problem var mı? Var. Bu problem var diyor zaman bağımsız denetim yapılmayacak mı? Şirketler bir günde bu şeyi öğrenebilir mi? Öğrenemez. Ama bu bir zamandır. Bir defa bunları, yani bu işi firmaların yapması gerektiğinin firmalar tarafından farkında olması lazım. Bununla ilgili yine bir düzenleme 2022 yılı biterken bir torba kanununa geçti. Vergi mevzuatı, vergi ile ilgili çok düzenlemenin yapıldığı bir torba kanunuydu. Ben numarasını aklımda tutmadım. Ama daha yeni düzenleme, kamu gözetimi kurumuna ilave yetkiler verildi. Yetkilerin en başına gelen en ilginci KGK normal bağımsız denetim faaliyetlerini gözetiyor, muhasebe standartlarını yayınlıyor, denetim standartlarını yayınlıyor. Bir de ilgili firmaları iki konuda gözetleyecek. Yani şirketler, denetlenen şirketleri finansal verilerin oluşması ve bilgi sistemleri konusunda gözetleme yetkisi aldı. Bakın bu daha yeni alınmış bir yetki. Yani KGK diyor ki denetlenen firmalara gideceğim, finansal raporları nasıl ürettiniz diye soracağım demek istiyor. Ben böyle anlıyorum. Tabii bunun diğer altyapı, yasal, diğer mevzuat düzenlemeleri hala gerektiriyor. Onlar muhakkak arkasından gelecektir. Ama bu çok önemli, yani işin siyasal ya da politik tarafını, yani mesleki anlamda tarafını değil de şu tarafını ben önemsiyorum. Firmalara siz muhasebe standartlarına göre finansal tabloyu nasıl ürettiniz diye sormak herhalde ciddi anlamda bir farkındalık üretir. Yani BDDK kredilerle ilgili bağımsız denetim cümlesi geçen birkaç tane basın bülteni yayınladı. Bağımsız denetim hiç bu kadar önemsenmemişti şirketler tarafından. Çünkü kredi muslukları kesildi, ciddi sıkıntı yaşadılar, ciddi bir etki yaptı. Eğer bu da olursa bu iklimin daha düzgün hale gelmesine katkı yapar diye düşünüyorum bir. İkincisi, mevcut durumda ne yapılabilir? Ben şu örnekleri gördüm. Riski, bağımsızlığı tehditini ortadan kaldıran önlemler diyelim. Şirket bunu yapamıyor. Bağımsız denetim ekibinin dışında şu ekipler ortaya çıktı. Sadece finansal raporlama hizmeti sunuyorlar. Firmalara denmesi lazım ki, bakın ben bunu aslında kendi mevzuatım gereği yapamam. Bu ekibim dışında birilerinden gelin bu danışmanlık hizmetini alın, bedeli de bu. Bilsinler ki finansal raporun çevrim işleri ciddi anlamda mesai isteyen, uzmanlık isteyen bir iştir. O farkındalığı da oluşturmak lazım. Yani denetim sözleşmeleri yaparken bunu dillendirmek mümkünse, hatta siz bile destek verecek olursanız, yani bu biraz soru işaretli ama ben öylesine bir cümle kuruyorum. Mümkünse denetim ekibinin dışında çözüm ortaklarınız oluyor ya, şu çözüm ortaklığını yansıttınız,
10 lira denetim fiyatı konuşmuştunuz. 1 lirası muhasebe standartlarının çevrilmişi, ayrı bir ücret, ayrı bir iş. Şu uzman tarafından yapıldı. Ama geri kalan kısmı denetim faaliyetiyle ilgiliydi denilebilir. Tek sözleşme içinde yazılacağından bahsetmiyorum. Bu sözleşmede zaten 9 liralık kısmı yazacaktır. Ama bunu ayrıca biz yapmadık. Ekipten bağımsız birileri yaptı şekline getirmek işi biraz daha sağlıklı bir zemine oturtacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Son kısımda hocam yani toparlayacak. Buyurun hocam. Üçüncü taraflardan yararlanma standartlara göre mümkün ama kim yaparsa yapsın bağımsız denetim sözleşmesinde sorumlu denetçi asla şöyle bir topu taça atamıyor. Mali tabloları falanca müşavirlik şirketi hazırlamıştır demesi. Yok, onu demeyecektir hocam. Yani öyle bir şey anlaşılmasın yani, sizle konuşurken. Öyle bir şey yok. Yani evet. Sorumlu denetçinin hiçbir şekilde sorumluluğunu azaltan bir unsur değil. Tabii bu arada bizim odalarımız acaba denetim kapsamına giren şirketler aslında burada linkler yok estağfurullah. Linkler de var. 2013'ten itibaren şöyle rakamlar istatistik bilgilerini onlara ilgili linklere de koymuştum. Merak eden arkadaşlarımız bakar. İlk kez bu sene rakamlar düşürülmedi, yükseltildi. Daha önce her yıl aşağı doğru getiriliyordu. Yani denetim kapsamı genişletiliyordu. Bu sene, geçen seneki 75 milyon olan bu sene oldu. 150 milyon değil mi adam? Evet. 150 milyon. Şimdi tabii ki bu aslında yükseltilen şey 1'e 2 ise piyasadaki fiyatlar 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20. Buna rağmen yine birçok işletme haliyle bağımsız denetim kapsamında girmiş oldu. Arttıkça mali tabloda şirket yönetimi düzenledikçe, ki düzenlemek zorunda, o şirketin yönetimi değil aslında muhasebe departmanına ilgili bir şey, mali müşavir arkadaşımıza ilgili bir şey. Bu nokta acaba mali müşavir arkadaşlarımızı üzecek mi? Yoksa ilave finansal raporlama çerçevesinden dolayı ekstra ücretler talep etme hakkı olacak mı? İşte bu noktanın aslında belki odalarca biraz irdelenmesi gerekiyor. Anahtar çizgi de şu an istese de istemese de mevcut bilanço gelir tablosu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre çıkmak zorunda. O bir finansal çerçeve. Diyelim ki aldık ya da almadık ona göre bir fiyatlandırma yaptık. Ama artık ikinci bir finansal çerçeve daha mecburen o şirket uygulamaya başladıysa ki o çok ağır bir uygulama, daha çok zaman alıcı bir uygulama. Bu durumda ne yapmak lazım? Belki de bizim mesleğimizdeki ücretlerde de bunu disiplin eder bir duruma, bunu anlatabilmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunun böyle bunun işlevlilik kazanabilmesi için de bağımsız denetim kapsamına bir işletme girdiği zaman, mesela bu diyelim ki bugün Maliye Bakanlığı tarafından ekstra bir yükümlülük yayınlanmış olsa, o bir yükümlülüktür, gelir. Ama şirket 2023'te bağımsız denetim kapsamına girdiyse, yıllardır oranın kemik bu işi anlayıcılar, hayır bu sene de bağımsız denetim kapsamına girdik, yaparız onu da. Değil. Bağımsız denetimin o şirketin tepe yönetimi için ne anlamı ifade ettiğini anlatabilmek lazım. Şirkete neler katabileceğini, nelere sebep olabileceğini anlatabilmek lazım. Yani yönetimin ciddi anlamda desteğini almadıktan sonra şeklen bir de bağımsız denetim raporu çıkarma asla o bağımsız denetim sürecini ortaya çıkarma şansı olmayacaktır. Önce oradan bir başlamak lazım şirketlerimize. Şimdi merak edersiniz diye burada yakaladığım bazı linkleri, işte bahsettiğim linkler bunlardı. Mesela bunlara tıkladığımız zaman internete bağlıysak oraya gidecek. Hangisine göre olacaksa eğer. KGK'nın sayfasından bunları. Ya hangi alanlarda bu işi yapabiliriz ya da dönem veriler nelerdir, istatistik bilgiler nelerdir? Sektör bilgisi seçilebiliyor gördüğüm kadarıyla. Bak burada bir ama kötüsünü seçtim abi. İlk planda bu olur mu hiç ya? Tepelerden biri mesela rakamsal büyüklükleri istatistik bilgi olarak Kamu Gözetimi Kurumu sayfasında paylaşmış. Hani bu alanda para kazanır mıyız? Bağımsız denetim hakikaten var mı yok mu? Şu başta atladıklarımız linkler vardı. Onu kısa ben şey yapayım neler vardı diye.
Mesela bu sözleşme imzalanması, sözleşmede bulunması gereken asgari yükümlülüklerle ilgili ilginç olan şey şu arkadaşlar. Mesela bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili BDS var başlı başına. Bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili. Belli ki KGK yapmış olduğu bir takım çalışmalarda noksanlıkları görmüş ki bunu bir gözden geçirmiş ve böyle bir bilgi yayınlamaya ihtiyacı duymuş. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bulunması gereken asgari unsurlar. Ya da denetim şirketleri bundan sonra eğer bu hani KGK'nın sayfasını belirli periyodik olarak izlenmiyorsa eğer belki bunlardan uzak kalmış olabilir. Bakın yaklaşık 8 sayfalık bir denetim sözleşmesinde belki bunlarda biraz önce başkan da bahsetmiş olduğu konu da değinilmiş olabilir. İçerine bakmak lazım. Evet. Süreyle denetim süreci boyunca elde edilen her türlü bilgi belgenin saklanması gerekiyor. Çünkü çalışma kağıtları mülkiyeti bağımsız denetim kuruluşuna da bağımsız denetçi aittir diye geçer. Bizim mesleğimizden farklı olarak. Tabi bu arada KGK istediği zaman sunmak gerekiyor. Ya da kamu adına açılan bir dava varsa o sunmak gerekiyor. Bağımsız denetimde TTK'dan kaynaklanan yükümlülükler zaman epeyce ilerledi. Slide'da var, bakarız. Nelerle karşı karşıya olduğumuza yönelik çoğu zaten bağımsızlıkla ilgili olarak yürüyor. Bağımsız denetim yönetmeliğinde KGK'ya inceleme, denetimi, idari yaptırımları bu maddelere göre yapıyorlar. Ve 2021 yılına ait yapılanı buraya aldım. Bakılırsa nelerle karşılaştıklarını, ne tür noksanlıklarla karşılaştıklarını kitabı bir çalışma olarak yaklaşık 51 sayfa olarak yayınlamış. Denetimlerde bu noksanlıklarla karşılaştık şeklinde yüzdelemiş, grafiklere dökmüş. Güzel bir çalışma var. Gözetim faaliyeti var. Gözetimle ilgili aynı bir raporda gözetimle ilgili raporu KGK sayfasına koymuş 2021 ile ilgili. Bundan sonra da son birkaç slide'da şunlar var. Hangi dolu dolu bilgiye ihtiyacınız olursa onları burada göreceksiniz. Hangi linki tıklarsanız doğrudan o dosyaya gidiyor. PDF dosyalarına gidiyor. Mesela finansal tablo kullanım rehberi. Hani şu an o dönüştürme nasıl yapılacak? Onunla ilgili rehber hazırlamış. Mali tablo tipleri nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekir şeklinde. Burada birkaç önemlisinden geçeyim. Bahsettiğim kumi FLS burada. Uluslararası düzenlemeleri bahsetmiş. Şunu bir açayım. Bakın burada mesela indirmeleri sağladığınız zaman Excel ortamında veride giriyorsunuz. KGK biraz detaylı çalışmalar aslında gün geçtikçe sayfasına taşıyabiliyor. Sanıyorum ülkemizde Adem Hocam bu alanda biraz daha işin içerisinde. Şu an desem ki bizim mali müşavirlikte yazılım herhalde aklınıza ilk geldiği zaman bir 10 dakika konuşursunuz. Peki bağımsız denetim yapan yazılım kaç tane var? 3, 2,5. Geçmiyor. O da yeterli değil ama. Ben onu çünkü bakın bir en büyük noksanlığımız biz şu anki mevcut durumda nakit akış tablosuyla öz kaynak değişim tablosu hazırlamak kültürünü bilmiyoruz. İki temel tablo var. Bilanço gelir tablosu. İki ek mali tablolar dediğimiz daha çok var mı? En temel bu ikisine bile biz hoca olarak anlatması kolay. Son iki yıla ait bilanço, son döneme ait gelir tablosu olursa nakit akış tablosu çıkar deriz. Ama masa başına oturduğumuz zaman çıkmaz. O şirketteki sağlam bir beyinle birlikte oturup çalışmam lazım. Oradaki olayları bilen, özün önceliğini bilen, yaşayan insanla birlikte olmam gerekiyor. Çünkü ben nakit girişi derim ama 646 kamyo karları. Hepsi o değil ki. Onu o biliyor. Ben bilmiyorum. Değerlemeden kaynaklananlar var. Harbiden
kur yükseldiği için, kur düştüğü için oluşanlar var gibi. Bazı özel durumlar var. Şimdi muhasebe standartlarında da, TFRS'de de, BOBİ FRS'de de çalışan birisi olarak ben yazılım dahi olsa sağlam beyin, o şirketi bilmeyen bir beyinle yazılım bir araya getirilmediği sürece başarılı olacağını hiç sanmıyorum günceli yakalayabilmesi. Çünkü aslında standartların temel esprisi gerçeğe uygun mali tabloyu ortaya çıkarmaktır. Onun için bazı alt değerleme ölçüleri getirmiştir. VUK hükümlerindeki mali tablolar işletmenin gerçeğe uygun durumunu raporlamıyor. Noksanlık ya da fazlalık olarak söylemiyorum. Fiil tarihindeki maliyet bedeli, tarihi maliyet bedeli eğer yer alacaksa onu standart kabul etmiyor ki. Onu gerçeğe uygun görmüyor. İşte bundan dolayı ha yazılım yok. Yazılım olsa bile önce kendi ayaklarımızın, kendi bilgi dolgunuz. Onun için de bilin ki denetçide mesleki deneyim var. Denetçi yapacaksa eğer sizden bir adım belki de daha çok şey yaşamıştır. Onun diliyle konuşabilmek için, sizin gerçeklerinizi de ona anlatabilmek için belki doğru bir şey yaptınız ama anlatamıyorsunuz. Evet. Adem Hocam burada bir şey var mı? İlave edeceğim. Yok. Buradan bir iki, yok. Bir iki tamam, şey de tamam, dikkatini tamam. Çekeceğim. Bakınız yürürlüğe girmeyen bir taslak hesap planı var. Bunu da koydum buraya. Linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi bu hesap planına göre kayıtlar yapılmış olsa haliyle otomasyonlardan buna uyumlu bilanço çıkmayacak da finansal durum tablosu çıkacak. Bunları karşılayacak. Ama şu an bir şekilde bu herhalde 4-5 yıldır hep taslak halinde kaldı. Belki daha uzun süre zamandan beri. Otomasyonlar muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre mali tablo düzenleyecekler. Ondan sonra dönüştürme ikincil ortam ya da üçüncül ortamlarda dönüştürülmesi gerekecek. Ta ki bu hesap planı yürürlüğe girinceye kadar. Özellikle de merakınızdan dolayı lütfen şu kümü FRS'yi bir kez kendi dünyanızda okuyun arkadaşlar. 115 sayfalık bir çalışma gördüğünüz gibi. Ama ilk birkaç sayfaya bakarsanız eğer, kendi mükelleflerinizi çalıştığınız yerleri bir mukayese ederseniz eğer, yakın zamanda nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağınızı karar vermiş olursunuz. Hazırlığınızı ona göre yapmış olursunuz. Benim son olarak şunu söylemek istiyorum. Bağımsız, gerçekten de etik hakikaten öyle. Bağımsız denetim sürecinde şirket yönetimini bilgilendirmek, onları işin içine dahil edebilmek çok çok önemli. Kesinlikle sadece rapor yazmak değil, bağımsız denetimi de yapabilecek durumda olmak çok çok önemli. Yetiştirelim daha sonra geçmişi doldururuz altı nasıl olsa dersiniz ama olaylar sıcaktır. Daha sonra dolduramayabilirsiniz de bunlara hep dikkat etmeniz gerekiyor. Ama şunun da sakınla bağımsız denetim yapmayacağım zaten. Ben üniversitede öğrencilerime daha birinci sınıfta şunu söylüyorum. Ya hocam anlatıyorsun ama ben muhasebecilik yapmayacağım nasıl olsa. Ya yapma arkadaş. İlla 100 kasa borçlu 102 bankalı alacaklı değil. İşletme okuyorsun. Kardeşim önüne mali tablo geldiği zaman baktığın zaman anlaman lazım. Bu benim için ne anlam ifade ediyor? Şirketini yönetmek istiyorsan. Bağımsız denetimdeki olası aykırı durumlar yine bizim mesleğimize zarar vermemesi açısından standartları çok iyi öğrenmenizi akademisyen olarak öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam. Hemen bir kısacık. İçimizde sınav süreçlerine girmiş, başlamış, bağımsız denetim sınav süreçlerine başlamış ya da düşünen bir arkadaşım var mı hiç? Evet, o epey var. Tamam. Ben şimdi acaba arkadaşlardan bu niyetle bir beklenti içerisinde olan olur mu diye düşündüm. Şu anlamda küçük bir değerlendirme yapalım. Bu sınav süreçlerine dair de tecrübemizi paylaşalım. Bir defa bu sınav, şimdi yeterlik sınavına girdiysek, mali müşavirlik staja başlama sınavlarına girerek geldiysek, girmeden de girilebiliyor parantezine açayım. Bir sınav kültüründen çıktık geldik. Arkadaşlar etrafınızda yeminli mali müşavirlik sınavlarına giren arkadaşınız varsa
büyükleriniz varsa diyelim. Onların o süreçte neler yaşadığınızı duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Sizi benzer bir süreç bekliyor. Bir defa SMM yeterlilik ve staja başlama sınavıyla kıyaslanmayacak kadar teknik ve esaslı çalışma yapmayı gerektiriyor. Yani bu da uluslararası denetim firmasında 5 yıldır çalışmış, pratik yetmiyor, çalışmış ama bu sınavı geçemeyen arkadaşımız da var. Yani dolayısıyla teorik ciddi bilgi isteyen ve 3 ayda ben bu sınavı planladım, 3 ayda da bu sınavı vereceğim şeklinde bir planlamanın çok başarılı olmadığı, yani şöyle bir yıl herhalde vermek lazım en azından. Bir hazırlık yapmak lazım. Sonra da yoğunlaştıktan sonra strateji olarak ben şunu tavsiye ediyorum. 40 soru, test sınavı, ciddi anlamda zamanla yarışıyorsunuz. Ama şöyle bir farklı var yeterlilik sınavlarından. Aynı anda ücretini ödüyorsunuz. Aynı anda iki sınava girebiliyorsunuz. Aynı sorular geliyor önünüze. Birinden 80 aldınız. Bir kere daha parasını ödeyip diğer dersten eğer kaldıysanız tüm zamanı diğer derse yoğunlaşabiliyorsunuz. En yüksek aldığınız puan geçerli. Bu tür taktikler uygularsanız bir de sıralamaya koyun. Bir kere de hepsini birden vereceğim sakın demeyin. Yani gerek yok. Bir tane dersi önünüze koyun. Evet, okumalarınızı hepsinden yapın baştan. Ama yoğunlaşacağınız zaman, bu hani futbolcu abanır ya, abanacağınız zaman bir tanesine abanın bir dönem. Sonra standart için bir dönem, denetim için, muhasebe standardı için bir dönem, denetim için bir dönem harcayın derim. Ama kurumsal yönetim ilkeleri çok diğerlerinden basit bir derstir. Onu hızlıca verebilirsiniz. Finansal tablo artı diğer benzer SBK mevzuat konularıdır. Bu üç ders için böyle bir planlama yapmanızı tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi, tabii ben bir an önce özellikle mesleki gündem tartışılsın isterim ama hassas bir konu. Öyle bir tedirgenlik oldu bende. Şimdi birisi telefon açmış, alo demiş, yanlış telefon demiş, pardon kim aradın, kimsiniz de demiş, ben emniyet amiriyim demiş, biliyor musun? Siz benim kim olduğunu biliyor musunuz demiş, bilmiyorum, o zaman problem yok demiş, kapatmış. Söyledik ama kim söyledi bilmiyoruz. Evet, böyle bir problem var. Böyle bir sorun aslında var. Bunu konuşmak lazım diye paylaşmak istedim. Yok, tabii söylemek istedim. Söyleriz. O anlamda çekincemiz yok ama böylece bitirmek istedim. Hüseyin, buyursunlar. Hocam kısa bir ilave yapabilir miyim? Buyurun lütfen. Şimdi öncelikle bağımsız denetim konusunda şirketlere bazı teşviklerin gelmesi gerekiyor. Özellikle bağımsız denetim yaptıran firmaların banka kredilerinde faiz oranlarının bir puan aşağıda olması bunlar için bir teşviktir. Yine özellikle başkan da söyledi. Bağımsız denetim firmalarının müşteri bulma telaşesi ya da müşteri bulma mantığıyla yola çıkması bağımsız denetimi ciddi anlamda zedeliyor. Yani bunu bir firmanın tercih etmesi yerine KGK'nın bu konuda bir dağıtım çizelgesiyle bir yöntem bulması bağımsız denetimin gerçek anlamda bağımsız olması adına daha doğru olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani katkı verdiniz ama bizden görüş istiyor musunuz yoksa dinlendirmek istiyorsunuz değil mi? Hocam katılıyoruz mu dersiniz yoksa? O zaman ben evet görüş vermekten kaçınıyor. Yani standartlar etik kuralları saymışken eğer bir takım firmalar etiksiz davranıyorsa bunu ispatlarla birlikte asli ticaret mahkemelerimizin bir yeri var, KGK'nın bir yeri var. Farklı yönden biraz daha ben belki agresif buna sahiplenmeyi tercih ederim. Şöyle hemen bir cümlecik. Suç ve ceza çok önemli. Ceza ve ödül çok önemli. Yorulduk, karıştırıyoruz kelimeleri. Evet, teşviği bu anlamda değerlendirebiliriz. Aslında dolaylı yoldan teşvikler sanki oluyor gibi. Ben mesela BDDK'nın belli kıstasları sağlayanlara ancak işte bunları sağladıysanız şeklinde kredi vermeye bir şekilde başlıyor olması, detaylandırmaya gerek yok. Bunu sağlayabilirsiniz.
gibi. Yani en azından böyle bir farkındalık oluştu. Mesela uluslararası arenada, finans dünyasında bu zaten zorunluluk. Herhangi bir yerde yazmasa bile bunlar varsa risk primimiz çok düşüyor. Dolayısıyla doğrudan bunun etkisini yaşıyorlar. Ama bunu bile bir yerlere daha böyle net olarak yazılmasını sağlamak, doğrudan dolaylı olan ilde doğrudan bunları belki bir yerlerde olmasını sağlamak teşvik edici olur. Ben de katılıyorum. Ceza kısmına da şu anlamda katılırım. Mesela tersten okursak BDDK'nın yaptığı şey aynı zamanda cezalandırmaydı. Bir farkındalık oluşmuştu. Benim şöyle bir teklifim vardı. Hep dillendirmeye çalışıyorum. KGK'nın yapmasını beklediğim bir teklifti bu. Yeni firmalara bir hoş geldin yazısı gönderiyor ya. Yani bağımsız denetime tabisiniz diyor. Hoş geldin yazısı gönderiyor ya. Onu gönderdiğinde aslında, çünkü o kültüre ilk kez girecek firma. Bağımsız denetim aslında o firmaya ne getiriyor? Bunu KYK dinlendirse, metin altında. Şu tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şu tür faydalarını sağlarsınız diye o metne biz dilde doğrudan KYK. Çok aslında uygun şartlar. Yani hoş geldiniz diyor sisteme. Böylece bunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bunlardan faydalanacaksınız. Yapmazsanız da bu tür sıkıntılar yaşarsınızı anlatsa diye yeri gelmişken bu teklifimizi iletiyoruz. Ben mail yazdım birkaç kere. Yine ayda bir defa yazıyorum. Buradan çıkınca bir kere daha yazacağım. Peki. Hocam ben soru cevap varsa soruları olanlar, benim sorum var. Başla. Teknik bir şey olsun. 3 yılda 60 saat temel konulardan, 60 saatte yardımcı konulardan sürekli eğitim almak zorundayız. Almadık, lisansımız askıya çıktı. O dönemceye kadar. 5 yıl geçti. 120 saatle mi yeniden düzenliyoruz, yoksa ikinci 3 yıla başlamış mı olacağız? Yani belli pratiğini bir süre, yaşadım, cevabını vereyim mi? Belli bir süre ara verdikten sonra ömrümüz eğitimle geçecek gibi görünüyor. Üstad şöyle... düğmeye basıyorlar, geriye doğru 3 yıl sayıyorlar. 3 yılda gözüküyorsa tamam, gözükmüyorsa hep onlar düşüyor. Son 3 yıla bakıyorlar. Hep son 3 yıl kümülatif 121. Arkasından 120'yi tamamladınız. Bunun içerisinde 5 etik var mı? Bu 2. 120'nin en az 60'ı da temel alan mı? Bir parantez daha, 120'si de temel alan olabilir. Ama en az 60'ı temel alan olmak zorunda, geriye doğru sayıyorlar. Teşekkür ederim. Sunumlarından dolayı akademisyenlerimiz Şükrü Dokur hocamıza ve Adem Yıldırım hocamıza teşekkür ediyorum. Siz sevgili konuklarımıza da teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Bir fotoğraf alacağız. Kaybolmayalım lütfen. Buyurun. Ben biraz önce alkış yaparken sözü kesmiştim. Unutmayın. Evet abi.